Katılanımız var. Fatih de orada. Süper. Hayatımız zoomlandı. Bütün deniz ticari odası sayılan ekipten şundan bütün konuşmalar, bütün her şey zoomlan oluyor. İyi ki böyle bir şey varmış diyoruz. Bu işin çok ustası değilim. Arada bir benim küçük oğlumu çağırabilirim yardım etmeye çuvallarsam. Onlar bu şeyleri cin gibi takip edip bildikleri için. Bu akşamki sunumumu genelde siz de biliyorsunuz Kaş'ta doğa sporları ve dalış üzerine bir aktivitelerde bulunduğumuz için oradaki koruma alanında bayağı bir dalıyoruz. Ben sonuçta kendimi çok ciddi bir fotoğrafçı olarak görmüyorum teknik olarak ama devamlı suda olunca ve yüzlerce, binlerce resim çekince işlerinden 3-4 tane enteresan çıkıyor. Onları da biraz temizleyip kullanıyoruz. Yarışmalara katılan arkadaşların kısa zamanda Kaş'ta neler yapabildiklerini gördüm. Bu arada da derneğinize de üyeyim. Toplantıların hiçbirisine gelemedim ama işte Zoom toplantısından ilk toplantıma katılmış oluyorum. Şimdi ufak bir sunum hazırladım size. İstersen Onu önce bir Ateş abiye söz verelim. Ateş abi de bir merhaba tabii ki, desin tabii sana. ki, Ateş abi tabii orada ki. mısın Ateş hocam? Buradayım Murat. Duyabiliyor Süper. musun Duyuyorum, beni? duyuyorum. Ben sunuştan sonra konuşacaksın diye anlamıştım Yani, ama. yok sağ olsun Murat Han bana hep bir söz veriyor. Ben de bir hoş geldin diyorum konuklarımıza. Murat benim herhalde yaklaşık 30 seneye yaklaştı Murat'la olan tanışıklığımız. Ben de ayrı yeri olan bir arkadaşım. Su altına almaktan çok veren bir arkadaşımız. Hepiniz tanıyorsunuz. Dernekçiliğiyle, sivil toplum örgütlerine yardımıyla, her şeyden önce de yayınlarıyla. Yani yayınları hepimize eğitici durumda oluyor. Hatta bugün işte hepimiz ekran başında Murat'ın son bilgilerini paylaşabilirsem eğitimimize bir şeyler katacağız. Bizim için özel bir gün, özel bir konuk. Bu kadarını söyleyeyim. Ama tekrar ediyorum, benim çok uzun seneden beri yakın gördüğüm arkadaşlarımdan biri. Onu aramızdan görmek çok çok sevindiriyor hepimizi. Teşekkür ederiz Murat. Sağ olasın Sizin de. Ateş. Sağ olun. Murat hocam aslında burada seni tanımayan yoktur ama senin hani bu camiadaki yerin Bodrum'dan başlayıp Kaş'a doğru devam eden serüvenin aslında 30 sene belki biraz daha aşkın bir süre mi yani aslında 91, 91'den 92'den beri değil mi? diyebilirim bu işin içindeyiz. Bu Valla o camiayı zamanlar şimdiki aklım olsaydı dalış merkezi falan açmazdım herhalde ama işte hayat insanlara öğreniyor. Ama su altı tabii ki bizi çok çekti küçüklükten beri. Ben cidden küçük yılı da böyle su altına bakmaya başladım. Ama aslında benim dönüşüm diyeyim Bozcaada'da da oldu. Bozcaada'da da o Ayazma'da suya girip de böyle 100 metre ötesinde yüzen birisini gördüğüm zaman bu işler nasıl olabiliyormuş diye bir şimşek çaktı bende. O günden beri suyun altındayım. süper. Senin için belki kendin için hani yapmazdım diyorsun ama bizim açımızdan iyi ki yapmışsın. Camia böyle senin gibi kıymetli bir abimizi, hocamızı kazanmış diyorum ben. Sağ Teşekkür olasın, ediyorum. sağ Sözü olasın. sana veriyorum. Çok teşekkürler. En azından işte suyun altında uzun süreler geçirmeye yardımcı oldu bu meşgalimiz. Cidden su altı müthiş bir yer. Vahşi hayata normal bizim kara yaratıklarından kaçıp su altındaki vahşi hayatla karşılaşabileceğimiz çok güzel bir ortam. Çok fazla vakit harcamadan sunumuma geçeyim. Şimdi benim konum genelde işte Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden türler diyebilirim. Kaş'ta yıllardır daldığımız için daha öncesinde de bir takım değişiklikleri görmüştük denizimizde, Akdeniz'imizde olan. Ve Kaş'taki koruma alanımızın bilhassa şu Kaş bölgesinde dalışlar yapıyoruz tabii ki. Şu gördüğünüz beyaz alanlar, balıkçılığa kapalı alanlar. Oralarda Ekran paylaşımı göz yapmadın hocam. yapmadım mı da? Çok Yapmadım. çok özür dilerim. Hatırlattığın çok iyi oldu. Tekrar zoom'a geçeyim. Şimdi ekran paylaşımı için bir şeyin çıkması gerekiyordu. Onu çıkartmaya çalışıyorum. Arka tarafta açık değil mi programlar hocam? Açık açık, ikisi Tamam. de açık. Share screen yapabilirim. Şehri çıkartmaya çalışıyorum. Hay Allah.
Share'a basınca orada share penceresi. Share butonu çıkmıyor karşıma. Ben seni co-host yaptım ama bir saniye, bir dakika bakalım. Yo, sen paylaşabilecek durumdasın şu anda, co-host'sun. Tamam da niye gözükmüyor şu anda? En altta yeşil bir share screen var mı? Tamam, şu anda becerdim. Tamam, süper. Bu arada katılımımız rekor kırdı şu an şimdiden Murat Hocam. İnşallah belki birazdan 100'ü de geçeriz. İnşallah, inşallah. Çok sevindim. Neyse, kısaca baştan başlayayım. Böyle basit bir keynote sunumundan yanda da diyaları görerekten gideceğim ki arada bir gerektiği zaman resmin üzerinde dolaşıp şöyle büyütmeler, küçümeler de detaylar göstermek için yapabileyim diye. Umarım herkesin öyle hoşuna gider. Dediğim gibi Kaş bölgesinde yıllardır bu sizlerin de çoğunuzun bildiği Kaş-Kökova koruma alanında açılışından beri, kuruluşundan beri dalıyoruz. Hatta kuruluş çalışmalarında da arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Hala da koruma alanının takibi konusunda bütün dalıcılar gibi biz de emek vermeye çalışıyoruz. Daha çok bu gördüğünüz Kaş'a yakın bölgelerde dalışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizler de bilirsiniz, bu beyaz taramalı alanlar balıkçılığa kapalı alanlar olduğu için orada daha da sakin bir ortamda balıkçıların stres altında olmadığı ortamlarda gözlemler yapabiliyoruz. Yıllar önce ilk dalışa başladığımızda hepimiz bu... Ufak bir soru sorayım. Sizler sadece benim ekranımı görüyorsunuz değil mi? Yandaki katılımcıların ufak pencerelerini görmüyorsunuz. Hayır, hayır hocam, normal. Tamam. Her şey olması gereken gibi. Bizler de ilk önceleri Akdeniz'e ait olmadığı söylenen bu işte, naylon balığı, sağdaki kırmızı çizgili değişik isimler verilen işte asker balığı, Amerikan balığı gibi, soldaki de işte balta balığı, balta baş balığı, altın balık gibi değişik isimler verilen balıklarla karşılaştık. Ve sonra bize dediler ki ya bunlar aslında Akdeniz balığı değil, Kızıldeniz'den giren bir balık. Bilmeyenleriniz için çok kısa bir hatırlatma yapayım. Süveyş kanalı aslında ta Firavunlar zamanında, onların da tabii ki aklına gelmiş ya bu kadar uzun bir mesafeyi kat etmeye çalışmaktan ise, ki Afrika'nın tabii güneyini de bilmiyorlar, Kızıldeniz dediğimiz bölgeden Akdeniz'e doğru geçiş yapmak için zamanının ufak derelerini ve göllerini kullanarak, işte Timsah Gölü dedikleri bir göl var, onları birbirlerine birleştirerek denizden bir kanal yapmışlar zamanında ve o tarihlerden itibaren Akdeniz'den hafif yüksekte olan Kızıldeniz suları Akdeniz'e akmaya başlamış. 1865 yılında da Süveyş kanalı açıldığından beri bu yüzey akıntısı Akdeniz'e doğru akmaya devam ediyor. Fakat o yıllarda bu göller, bu kanalın yapımında kullanılan tuzlu göller, çok tuzları yüksek olduğu için bir takım canlıların çoğunun geçmesini engelliyor. Zaman içinde tabii su akımıyla bu göllerin tuzluluğu gidiyor, temizleniyor. Bir taraftan da Nil Nehri'nin burada yapmış olduğu bir tatlı su bariyeri var. O da zaman içinde Nil Nehri'nin üzerinde yapılan barajlar dolayısıyla ortadan kalktığında bu canlıların suyla birlikte Akdeniz'e girişi çok daha kolaylaşıyor ve Akdeniz'in faunası, florası ciddi bir değişim yaşamaya başlıyor. Şimdiki günlerde ise, şimdiki yıllarda 2012'den beri ikinci bir paralel kanal uç kısımda açıldığı ve daha da derinleştiği için daha önceleri sadece yüzey canlıları girebiliyordu, şimdi daha da fazla girebiliyor diye bir gözlem de var. Artık Akdeniz'in fauna florasına çok ciddi bir karışım oluyor buradan. Bunun tabii etkilerinden de birkaç fotoğrafla bahsetmek isteyeceğim bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Bazı arkadaşlar da bu diyaları hatırlayacaklardır, görmüşlerse evvel şeylerin kusura bakmasınlar, baştan başka resimler koymadım. Çünkü bayağı temsili olduklarını düşünüyorum. Bu fauna ve flora değişikliği Akdeniz'de karşımıza çok ciddi bir şekilde çıkıyor. Örneğin bu resimlerde gördüğünüz mesela en altta sargasumlar görüyorsunuz.
sargasumlar sığ bölgelerde bayağı bir hasar görmüş vaziyette. Sadece çöpleri kalmış gibi olduğunu izleyebilirsiniz. Hatta 30 metrede ilince soğuk sulara çok daha değişikler. Yine bir üste baktığınızda amforalı resimde aynı alanın 10 yıldan az bir süre farkla nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Soldaki dalgıcın da olduğu resimlerde de aynı bölgedeki yosunların nasıl yani dalıcılı resim eğer ki bir 95'li yıllarda, 2000'li yıllarda çekildiyse 20 yıl sonra bu bölgeler böyle. Yani ciddi bir çölleşme var. Bu tabii suyun kalitesiyle falan da ilgili olabilir. Suların ısınmasıyla ve kimyasal olarak yapıların değişmesiyle de ama tabii ki asıl gözlemlenen otobur cinslerin bu yosunlar üzerine, flora üzerine ciddi bir baskısı var. Buraları hızlı geçmeye çalışacağım. Bu bizim sokar balığı dediğimiz balıkların sürüler halinde dolaştıklarını görüyoruz. Bunların ikinci bir değişik türü de var. Genelde böyle Haziran ayında belirli bölgelerde yumurta dökmek üzere çok ciddi bir yoğunluk yaşıyorlar. Onun dışında bütün sene boyunca devamlı olarak kayaları didiklediklerini görebilirsiniz. Şu üstteki resimde gördüğünüz her minik nokta işte bir Temmuz ayında yumurtadan çıkmış balıkların bir çekirge sürüsü gibi dolaştığını gösteriyor. Ve devamlı olarak yosunlu kayaların üzerindeki yosunları didikliyorlar. Tabii ki bu kadar büyük bir baskı sol üst köşede gördüğünüz Akdeniz'in kendi otçul balıklarını otoburlarında büyük şekilde baskılıyor. Papağan balıkları dediğimiz bizim işkaruzumuz ve salpalar tabii ki çok daha az görülüyor artık ortamda. Bilhassa salpalar tamamen aynı şekilde bu balıklarla sürüvende gezdikleri için iki sene önce Baki Ökeş arkadaşımız Kaş'a gelip sayım yapmaya çalıştığında zannederim sıfır rakamıyla geri dönmüştü. 9-10 dalış yaparak yani ciddi bir fauna değişikliğine de sebep oluyorlar baskılayarak diğer türleri. Sadece balıklarda değil, balıklardan geri kalanı da bazı kabuklular, asitleriyle de artık geri kalan yosunlarını eriterek, emerek besleniyorlar. Gördüğünüz gibi Kaş'ı zaten tanıyanlarınız bilir. Bütün Doğu Akdeniz'in Kaş'tan Lübnan'a, işte Mısır'a kadar bütün kıyıların durumu böyle. Flora tamamen yok oluyor. Bilhassa tabii bu Kızıldeniz türlerinin yayılabildiği alanlarda. Akdeniz'in ısınmasıyla yavaş yavaş bu alanlar daha da aşağılara indiği için evvelden 20 metreler, 25 metrelerde karşımıza çıkan soğuk su şimdi artık 30-32'lere kadar inmiş vaziyette. Bu yüzden çok daha zengin olan bölgelerde gördüğümüz Akdeniz canlılarını artık çok daha derin sularda, daha serin sularda görebiliyoruz. Bu balıkların girebildiği derinliklerde bu canlılar bütün florayı yok ediyorlar maalesef. Onun dışında tabii ki sadece bunlar da değil, deniz kestaneleri de son yıllarda Akdeniz'de Kaş'ta dalış yapanlar bilirler. Bütün Akdeniz kıyılarımızda bütün kıyılarımızda bu kestaneler de Diadema cetaceumlar, taçlı kestaneler bayağı bir yayılmış durumdalar. Onlar da yine alttaki dişlerinden kayalar üzerinde iz bırakırcasına bu florayı temizliyorlar. Sadece aslında bu Kızıldeniz türlerinden dolayı olan bir şey de değil. Bu gördüğünüz ince çayırları da yiyor tabii bu otoburlar. Ama bu gördüğünüz çayırların bu hale gelmesi, yani soldaki güzel o Simodose çimenleri, çayırları diyelim, 2013 yılında gördüğünüz ilk fotoğraf ve 2018 yılındaki son fotoğrafta bunu yapanlar ise maalesef sevgili Chelonemilaslar, yeşil kaplumbağalar koparırcasına kabalarını kuma gömerekten bu otları biçtikleri ve söktükleri için bunların da geri gelmesini, gelebileceğini hala umuyoruz. Çok hala dip kökleri duruyor ama bakalım
çok uzunca bir süre alacağı bize söyleniyor bunun. Yani bölgenin florasında ciddi bir zayıflama var maalesef bu Kızıldeniz türlerinden dolayı. Şimdi tabii ki diğer balıklardan da bahsedeceğim. Ufak bir anekdot, çok enteresandır bu. Şimdi bu otoburlardan etoburlara geçtiğimizde bu balıkların verdiği zararlardan da bahsedeceğiz. Bir toplantıda, uluslararası bir toplantıda, Kıbrıs'ta hatta Fatih arkadaşımız bilir, toplantının kapanışında ya bu göçmen türlere, istilacı türlere artık bir karşı ne yapılabilir diye tartışılır ve bir son rapor yazılırken bunların Süveyş kanalından çoğunun geçip yerleştiği bahsediliyor. Tabii ki raporda da bu irdelenmek isteniyor. Hala hatırlıyorum, Mısır'dan gelen delege Süveyş kanalından bahsedilmesinden çok ciddi olarak karşıydı. Karşıdilmesine karşıydı. Çünkü ileri yıllarda belki Mısır'ın da bu zararı, Akdeniz'e verilen bu zararı durdurmak üzere bir takım davranışlarda bulunması, belki de cezalarla karşılaşması söz konusu olabilir diye herhalde. Etoburlara geçelim. Bu bölgemize gelip de yoğun olarak görülen bu bizim külah balığı dediğimiz fistüler yayı komersyonluğu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu balıklar çok enteresan aslında. Diğer bütün balıklardaki gibi renkten bahsetmek fazla bir balığı anlatmaya yaramıyor. Çünkü değişik ortamlarda değişik renklere bürünebiliyorlar avlanırken, dinlenirken, saklanırken. Mesela gece dalışında görmemiş olanlarınız için yukarıda gördüğünüz bu resim pijamasını giymiş vaziyette dolaşırken. Düşünün, simodoseler arasında, otlar arasında böyle bir yaratık aynen savananın içindeki gezen bir çita veya bir başka bir yırtıcı gibi kamufle olmasına yardımcı olabilen bir elbiseye bürünmüş oluyor. Bunlar çok ciddi predatörler ve aşağıda gördüğünüz Kızıldeniz'den de gelen türleri olan küçük balık türlerini soldaki büyük resimlerde gördüğünüz gibi çok aktif şekilde avlıyorlar. Bu balıklar aslında bölgeye 20 yıldır belki gelmiş vaziyetteler. Ama sanki olan balık popülasyona fazla bir zarar vermeden bölgeye yerleşmiş gibi oldukları düşünülürken asıl büyük problem daha sonradan bölgeye gelen bu balon balıklarıyla olmaya başladı. Balon balıklarının bir özelliği maalesef tabii onlar da çok yırtıcı, çok iyi, çok hızlı çoğalan ve aşağıda gerisinde gördüğünüz gibi 70-80 santimleri bulan, çok keskin dişleri olan bir yaratık. Ve artık tabii kendilerinin nedense güvenleri de çok ve sürüler halinde dolaşıyorlar. Balıkçılar bunlardan çok şikayetçi. Yapılan çalışmalarda tabii ki bunlar ile ne yapılabilir, nasıl kullanılabilir, nasıl değerlendirilebilir diye bu takip ediliyor. Çok ciddi bir zehir taşıyorlar etleri içinde. Bu yüzden kesinlikle bunların yenmemesi gerekiyor. En büyük problem de bu. Hani bunları ancak zehirlerini kullanacak şekilde değerlendirmemiz mümkün olacak. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız, akademisyenlerimiz var. Çok yayıldılar. Balıkçılar bilirler. Yani Mersin taraflarına kadar bile suya attıkları oltayı çektiklerinde bir sürü bölgede bundan başka bir şey yakalayamıyorlar. Kaşın Liman, buyurun. Çok özür diliyorum. Birkaç soru var. Tabii ki. Yeri gelmişken hani interaktif olsun. Tabii istediğiniz gibi arada görürsünüz. Tabii kesebilirsiniz. Hayır. Şimdi öncelikle bir genel bir soru var. Hani tam ekran sunum yapsanız daha rahat görürüz diyorlar. Siz bunu hani tercih etmeme sebebini açıklarsanız hani arkadaşlar. Daha... Şimdi büyük duyuyorsa herkes ekranı kullanmak istemiyorum. Çünkü bazen bu resimlerin içine gidip böyle büyütmeler falan da yapmak istiyorum. Tamam, o zaman ara sıra belki de büyütürseniz. Mümkün olduğu kadar resmi büyütmüş oldum. Böylece belki daha bir yararlı olur. Tamam. Bir soru daha var. Bence böyle çok güzel oldu. Yeşil kaplumbağa Akdeniz türü mü yoksa göçmen mi demiş sevgili Erhan Okay. Yani Akdeniz türü diyebiliriz. Akdeniz'de çok uzun süredir olan bir kaplumbağa bu ama dünyanın diğer denizlerinde de var. Evet. Yayılması çok eski zamanlara dayanıyor. Fakat şöyle diyeyim, Kaş'ta
2012 yılına kadar yeşil kaplumbağası görmek çok zordu. Göremiyorduk. Yani duyduğumuzda peşinden koşuyorduk resmini çekebilmek, fotoğrafını çekebilmek için. Yani tekneyle o bölgeye gidiyorduk. Orada dalış yapıyorduk. Orada bir tane olduğunu duyduğumuz zaman. Ama 2012'de bunlar sürü halinde Kaş'a geldiler. Ve o tarihten itibaren bu hale getirdiler oradaki deniz çayırlarını. Tamam. Şimdi fark ettim ben. Sevgili Uğur da cevap vermiş. O soruya kozmopolit bir tür fakat özellikle güney kıyılarımızda önemli üreme alanları var demiş ki sizin söylediğinizle de paralel. Evet, bu davranışı dünyanın değişik yerlerinde de gözlemlemişler. Mesela Yeni Zelanda'da bir yayın okumuştum. Orada da belli koylara gelip deniz çayırlarını bitirip ilerleyerek sürüler. Yani bir bizon sürüsü gibi göç ederek böyle bölgelerdeki gıdayı tüketip ilerliyorlar şeklinde. Şu anda sadece birkaç tane minik ve birkaç tane belki de tembel olanı kaldı diyebilirim Kaş'ta. Yani sayılar normale erişti. Tabii ki koruma eforlarında da insanın bu olaylara dahil olması böyle dalgalanmalarda sebep olabiliyor bence. Tabii belli bir sayıda canlının yaşamaya devam etmesi lazım. Koruma olaylarıyla geçici olarak yüksek bir sayı denize salındığı zaman 10-15 yıl arka arkaya böyle büyük gruplaşmalar olabiliyor belki. Başka sorumuz var mı? Sorularımız tamam. Alpcan hocamız teyit yapmış yine aynı şekilde. Kozmopolittir demiş yeşil kaplumbağa. Başka sorumuz yok. Size veriyorum sözü. Yine kusura bakmayın. Ara ara sorular. Rica ederim. Lütfen ben böyle başlar giderim. Siz lütfen hayır, kesin beni. Tamam. Teşekkür ederim. Vakit olarak bir sınırımız yok zannederim. Valla şu an 100 kişiyi geçtik. Bu bir rekor. Zoom'un rekorunu da kırdık. Normalde 100 kişi oluyordu ama bizim hayır, sağ bakalım. Olsun Sufot'un hesabı birazcık İnşallah daha... İnşallah enteresan bir sunum olur. Evet. Dediğim gibi bu balon balıkları artık sürüler halinde dolaşıyorlar. Scleratus yani Latince bunun isminin tercümesi kurbağa kafalı zannederim Can Hocam daha iyi bilir. Scleratus da haydut filan manasına gelen bir Latince kelime. İngilizler de buna silver side toadfish diyorlar. Yani yumurta kurbağa kafalı gümüş yanı olan balık diyorlar. Bu mesela Kaş'ın limanı içinde çekilmiş tabii ki o çamurlu suyun içinde daha sonra Photoshop'la temizlenmiş bir resim. 4-5 tanesi bir arada. Artık sürüler halinde bunların dolaştığını görüyoruz. Ve bu yazın, geçen yaz çektiğim bu resim fotoğrafta da bayağı ilk defa gezip böyle meraklı olarak bana bakan yanıma yaklaşan böyle birkaç bireyle de karşılaştım. Maalesef kıyılarımızda bununla ilgili bir kaza da sonunda oldu. Ben inanmıyordum. Bir balıkları beslerken, ederken bir çocuğa saldırma olayı oldu. Parmağının ucunu kopartma olayı oldu. Ve doğruymuş. Bunun yayınını da gördüm, okudum. Bu balık olduğunu da teyit ettiler o bildiriyle. Resmen bu keskin dişleriyle çok ciddi hasar verebiliyor. Nasıl insanlara saldırdı ben onu tam anlayamadım ama belki bir besleme olayı da olabilir olayın içinde. Bir ekmek bekmek vermek gibi etrafta gibi takım balıklara. Kesinlikle zaten bütün dalıcılar, fotoğrafçılar biliyorlar ki bilmeliler ki denizler hayata, yaban hayata bu şekilde müdahale etmemek gerekiyor. Ne dokunmak ne beslemek şey gibi. Umarım kendilerine olan bu güvenleri predatörlere olmadığı için daha fazla ileriye gitmez. Biz de rahat rahat fotoğraflarını çekeriz. Bu işte Kaş'ın basit bir koyunda 20 metre derinlikte bana 2-3 metreye kadar kendisi yaklaşan bir balığın resmi. Şimdiye kadar hiç böyle bir davranışla karşılaşmamıştım. Bunun diğer bir türü daha az karşımıza çıkan Lagocephalus suezensis. Bu suezensis'te de işte Süveyş kanalından geldiğinden bahsediliyor. Daha çok daha büyümeyen bir türü olması lazım. Bunu bu kadar büyük örneklerini görmedik ama aynı türün bir varyasyonuna benziyor. Ama asıl 2012 yılından itibaren yine Kaş'ta bu çok daha ufak pigmy pufferfish dedikleri üstü yıldızlı olarak da denen bu balon balıkları çok yaygınlar. Bunlar da kendilerine çok güveniyorlar. Çok meraklılar ve kımıldayan her şeye dalıyorlar. Boylarına, ağızlarına giren, yutabilecekleri her şeye.
Cidden bunlar da çok büyük bir problem. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi florayla saklanabilir bir ortamın içinde olamayan canlılar çıktıkları anda kumdan bu canlılara av oluyorlar. Yani küçük canlıların hiçbir yaşama şansı yok. Hareket ettikleri sürece gündüz vakti bu canlılarla. Geçen sene bir dalış noktasında bunlardan yüzlercesini kıyıya doğru yüzerken gördüm. Tünel noktasındaydı. Onun bir tam tünelin çıkışına 30 metre derinlikte cidden şaşırmıştım. Ama şaşırmamak lazım. Bu da işte mesela Mersin bölgesinde bir balık avının çıkarttıkları. Herhalde benzer zamanlarda ki böyle büyük topluluklar ancak yumurta dökmek, çiftleşmek için bir araya geliyor. Ama çok dalıcılar açısından çok meraklı, sakin bir yaratık olduğu için çok hoş poz verebiliyor. Gözünün içindeki desenler, şunlar, bunlar, etrafınızda bunlar dolaşırken dalışınızın sonunda 4-5 metrelerde fotoğrafçılar bunlarla gayet güzel oyalanabiliyorlar. Yani dalışınızın başında vakit harcamayın. Nasıl olsa teknenin altına geldiğinizde bunlar etrafınızda onlarcası olacak. Bizim bölgemizde en azından maaşlı falan değiller. Bu bir alışkanlıkları bunların. Asıl büyük derdimiz diyelim, dertler bitmiyor. Aslan balığı, bunlara Pteroïs volitans demişlerdi zamanında ama Pteroïs miles çok bir az bir farkı var anladığım kadarıyla. Artık bu tür tanımları genetik olarak yapılabiliyor. Aslan balıkları da çok ciddi şekilde bölgemize gelmiş yaratıklar. Bunlar da çok güzel çoğalıyorlar. Yılda birkaç kere yumurta dökebiliyorlar. Her seferinde 2 milyon yumurta dökebiliyorlar diyebiliyorum. Bu konunun uzmanları daha iyi bilir ama asıl büyük dert tabii ki bu kadar rahat ve predatörsüz ortamda yaşayan bu canlıların her türlü ufak balığı, ağzına girebilen her yaratığı yutabilmesi. Bir saniye. Size bir printer sesi geliyor mu arkadan benim bir ortamımdan? Gelmiyordur umarım. Çocuklar bir takım şeyler basmaya başladılar odamda. Rahatsız etmiyor hocam. Yani çocuklar tamam. Olur. Sorun okay. Yok. Okey. Ben devam edeyim. Dediğim gibi aslan balığı işte bölgemizde de çok büyük zararlar veren bir balık. Ne kadar sakin bir şekilde devamlı avlandıklarını ve sayıların nasıl arttığını görebiliyoruz. Çok büyük bireylerde var. Bu birey herhalde bir kiloyu falan geçen bir bireydi. Geçen sene fotoğrafını çektim. Bu da şimdiye kadar benim çekebildiğim en ufak 1,5 santimetre falan boyunda olan, tabii çok güzel fotoğraf veren bir canlı. Daha da ufağını Adnan büyük kardeşimiz çektiğini biliyorum. Kemer'de daha da değişik desenlerle karşımıza çıkan bir yaratık. Bölgede neler oldu diye düşünürseniz şu yaptığım haritalardan örnek vereyim. 2014 yılında bunu ilk gördüğümüzde Sulada dediğimiz Pinarif noktasında kanyonda bir tane de yani 3 tane bireyle bir yılı geçirdik ve gittiğimiz yerde durduklarından bunları gözlemliyorduk. Tünel, kanyon ve kaşlı arkadaşlarım beni düzelsinler. İlk gördüğümüz canlıları, yeni türleri nedense hep bu sulu adada, daha doğrusu Pinarif dediğimiz noktada gördük çoğunu. Küçük balon balığı olsun, daha sonra bahsedeceğimiz bizim maskotumuz olsun. Ve bu gayet burada bir dalışta ortalama görebildiğimiz canlıları aslan balıklarından bahsedersek 2015'te bu sayılar 2'ye çıktı. 2016'da 4-5 olan noktalar oldu en fazla. Ondan sonra patlamayla 6-7-8 bir dalışta gördüğümüz rakam 2019'da belli noktalarda 15'i geçti. Yani teknenin altındaki oynaşan gün balıklarının peşinde 5'li 6'lı rahat bir sürüyü gayet rahat izleyip fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Kaşlar veya güney bölgelere gelmiş dalıcı dostlarımız bilirler. İşte bu konuda neler yapabiliriz diye tabii çok büyük tartışmalar var. Bunların neler yapabildiğini dünyada gördük. Örneğini hepiniz bilirsiniz Karayipler'de. Onar yıl arayla yayılışına bakarsanız işte bazı dalış noktaları şu durumda.
Artık dalış noktalarının ismi genelde işte Aslan Balığı Batığı, Aslan Balığı Geçidi, Aslan Balığı Tüneli, Aslan Balığı Koyu filan şeklinde başka bir canlıya yaşama şansı tanımıyorlar. Yakalandıkları zaman da işte büyük sayılarda ele geçirilebiliyorlar. Bazen dalıcılara bunları yakalamaları için enteresan uygulamalar da yapılabiliyor. Böyle özel mekanizmalar kullanılıyor ele dokunulmasın diye. Çünkü biliyorsunuz anüsünde, göğsünde ve sırtında çok canınızı yakabilecek, sizi dokunduğunuzda pişman edebilecek dikenleri var. Yaklaşmamak gerekiyor fazla ama sakin bir yaratık. Yani normal bir zıpkınla elinizin değmeyeceği bir mekanizmanın içine ittirilerek bunlar çok büyük sayılarda yakalanıyor. Fakat kesinlikle büyük balıkları da yemeğe alıştıralım gibi bir davranış içinde olursanız büyük balıklar da sizlerle gıdayı eşleştirdikleri için sizin peşinizden gelebiliyorlar. Onun için balıkları beslemeyin kuralı her yerde geçerli. Ama kesinlikle bu balıkla beslenelim. Ben de en sevdiğim balıklardan birisi temizlerken sağınıza solunuza batırmamak şartıyla çok güzel filetoyla aynen iskorpit balığı, iskorpit çorbası yaparmış gibi bunları tüketebiliriz. Bu da şansımız en azından. İstiyoruz ki cidden bunun hakkında bir şeyler yapılsın. Yavaş yavaş satılmaya da başlanmış. Ama olay şu, bazı arkadaşlarımız diyorlar ki ya bu yayılma falan normaldir, bunu durduramazsın. Doğru, bunu durdurmak imkansız. Herhangi bir avlamayla, herhangi bir temizlik operasyonuyla, yani biz kendi bölgemizdeki aslan balıklarını aralıklarla temizlesek, bunun yerine başkaları da gelebilir. Bunlar 0 metrede de var, 100 metrede de var, daha derinde de var. Durdurmak imkansız ama yine de bahsettiğim işte o Kıbrıs'taki bilim adamlarının toplantısında bilhassa sorduk bu soruyu. Ne yapmalı bu balıklara karşı diye. Dediler ki durdurmanız imkansız ama koruma bölgelerinde bunları temizlemeniz lazım ki koruma bölgesindeki biyolojik çeşitlilik olduğu gibi mümkün olduğu kadar devam etsin ki dengeler oluştuğunda yine canlılar buradan yayılabilsin etrafa. Yani koruma bölgelerinde bunlara karşı ben şahsen ciddi bir temizlik operasyonuna girişilmesi taraftarıyım. İnanıyorum. Her şey bu kadar zararlı mı? Çok şükür ki değil. Şimdi size bizim maskotumuzu göstereceğim. İşte Kızıldeniz'den gelen başka bir canlı. Biz bunlara üzgün diyoruz. Çünkü kumun üzerinde çok yavaş yürüyerekmiş gibi, neredeyse balık değillermiş gibi bir hareket içinde olan canlılar. 4-5 santimi aşmıyor boyları. Çok güzel kamufle oluyorlar. Bu gördüğünüz resimler 2014 yılında yine Pinar Reef dediğimiz bölgede çekildi. İlk defa karşımıza çıktığında 2 kişiydik. Yeni bir canlı olduğunu görünce çok sevindik. Bu resimler, bu canlının Akdeniz'deki ilk canlı resimleri, yani bu balığın ilk canlı resimleri, daha önce Akdeniz'e girdiği biliniyormuş. Ağlardan çıkan canlılarla, ölü bireylerle bu saptanmış ama canlı resmi ellerinde yoktu. Bilmeden biz de bunu kaçta çekmiş olduk. Bu gördüğünüz üstteki bunun dişisi, çok hoş bir dudağı var diyelim. Daha da biraz resmi büyütürsek daha da iyi göreceksiniz. Çok enteresan bir canlı. Çok güzel kamufle etrafına. Siz ortalıkta yokmuşsunuz gibi çok yavaş yavaş böyle pıt 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 hafif zıplamalarla ilerliyor. Fakat bir tehlike sezdiğinde ya da rahatsız olduğunda aynen dil balıkları gibi kumun içine saklanıyor. Yani kuyruğunun kıvrımından bir tarafta su kumları kaldırıyor. Siz oraya girdi zannediyorsunuz ama onun tam tersi yöne saklanmış oluyor. Çok enteresan, güzel bir yaratık. Biz tabii bunun dudağına hayran olduk, portresine hayran olduk. Kaçtaki yarışmamızda da bu yaratığı, bu canlıyı bulmaya çalışanlar ve bulanlar oldu. Çok zor bulmak aslında. Yani bütün dalışınızı buna ayırmanız ve aramanız gerekiyor belli bölgelerde. Ama son yıllarda cidden belli bir bölgede, tabii ki söylemeyeceğim neresi olduğunu, Kaş'a geldiğinizde size özel olarak fotoğrafçıları götürebiliyoruz ki çok rahatsız olmasınlar diye. Gider gitmez 4-5 bireyin olduğu bir noktamız var. İnşallah o 4-5 birey hep orada kalır, fazla rahatsız olmaz. Kolayca fotoğraflarını çektirtebiliriz amatör arkadaşlarımıza.
Bu da yine dikenlerinden, sırt dikenlerinden, yüzgeçlerinden gördüğünüz gibi dişi bir birey. Şimdi ikinci bir paylaşım yapıp bu yaratığın niye çok sevdiğimizi size göstermeye çalışacağım. Şu videoda 1 dakikadan az bir süre bu yaralığı çekilmiş bir videosunu görüyorsunuz. Kumu böyle emip ağzına alıp içindeki minicik canlıları öğüterekten bir avlanma metodu var diyelim. Bu bizim Dragoman'ın tanıtım videosundan bir parça. Tekrar alayım. Çok kısa bir süre olduğu için 20-25 saniye gibi. Bu kadar. Şimdi tekrardan ekranıma döneyim. Süper başardım bu işi. Evet, bu canlının erkeği ise çok değişik. Bu kanatları, diyelim bu sırt kanadı, kendisini dişilere gösterip de beğendirme operasyonunda kullandığı sırt yüzgeci diyelim, devamlı kapalı olarak duruyor ve çok geçici olarak bir dişinin etrafında açıyor, dans ediyor ve kapatıyor. Şansınız varsa, şimdiye kadar videosunu yakalayamadık ama böyle bir fotoğraf çekme şansımız oldu. Artık anlamışsınızdır niye maskotumuz diye. Dediğim gibi son yıllarda daha sık sık bu arkadaşı görmeye başladık. Daha değişik bir sürü canlımız var. Fotoğrafçılar açısından ilgili olabilecekler üzerinde ve son yıllarda yeni olanlara konsantre olmaya çalışacağım. Bu arada başka bir sorusu olan arkadaşımız var mı? Şimdiye kadar yaptığım kısımdan. Yorumlar var. Hani yorum olduğu için bilgilendirici yorum. Ben araya girmek istemedim. Tabii girebilirsin tabii. Erco abinin, sevgili Gamze Sümen'in yorumları oldu bu tavşan kafalı Lagos Kefalos'la ilgili. Ve sevgili Alpcan da bu tür son gösterdiğiniz tür için mandarin balığı ile aynı ailedendir diye bir bilgi vermiş. Sevgili Uğur da bu aslan balığı için Batı Atlantik'te de istilacı durumda ve yapılan diyet çalışmasında 42 tür balığa rastlanmış demiş. Ben bölmemek için yorum şeklindekileri söylemiyorum. Burada zaten herkes okuyor. Soru olursa arada ilgili yerde araya girebilirim sevgili hocam. Tabii. Balık olarak baktığımızda daha değişik balıklar da var tabii ki. Gözlerimizin aşina olduğu otlaklar içinde gördüğümüz bu noktalı lapin diyelim bu arkadaşımız. Çok nadir olarak gördüğümüz bir Kızıldeniz'den gelme bir hipokamp, bir deniz atımız var. Cidden bu yaratığın, bu türün bir kere resmini çekebildik. Şimdi orası dalışa kapalı bir alan ama etrafta o kadar güzel kamufle ki bunlar görmek çok zor. İşte küçük baraküdalar olsun, bu mantis shrimp dediğimiz peygamber karidesi olsun, etrafta çok değişik canlılar var. Gümüş balıkları içinde de Kızıldeniz'den gelmiş olan türler var. Büyük balıkları da yanlarında gelirken predatörler canlarını getiriyorlar. Derinlerde, kumlarda gördüğümüz çok enteresan minik barbun çeşitleri de var. Daha önce gördüklerimiz daha çok daha yaygın olarak gördüklerimiz zararlı olanlardan bahsettim. Ve de tabii ki maskotumuzdan. Dalıcıların çok sevdiği, çok nadir olarak gördüğü bir tür. Fotoğrafçıların resmini, fotoğrafını çekmeye çalıştığı bu tür. Bu firavun kardinal dediğimiz, bu siyah lekesi ile tanımlanabilen kardinal balığı çok nadir. Ama yine kumluk bölgelerde ufak taşların, amfora parçalarının içine, arasına saklanırken görebiliyoruz bunu. Bu da çok iyi kamufle olan, renk değiştiren bir canlı. Bakınız şuradaki ufak juvenilin başka bir resminde tamamen simsiyahtı resmi. Biraz daha büyüyünce balın gösterdiği renklerle değişik, daha büyümüş bireylerinde daha da değişik renklerde olabildiğini görüyorsunuz. Çok nadir bir tür.
Cidden bundan karşılaşırsanız fotoğrafını çekmek için vakit harcayın. Çünkü sizin için güzel bir fotoğraf olabilir ve sakin bir balık ürttürmedikçe, sağa sola hızlıca saklanmasına sebep olmadıkça fotoğrafçılara çok büyük zevkler verebilecektir. Örneğin burada ufak bir amfora parçası içinde, bu geçen sene içinde çekebildiğim bir resim. Balığı da iyi gösteren bir resim seçtim. Ataput'un geride kaldığı için net olmamasına rağmen. Ataput'u görüyorsunuz zaten ondan fazla ilgilenmiyor. Yeteri kadar doymuş vaziyette bu kabuklularla. Bu da juvenil 1,5-2 santimetre boyunda bir firavun kardinali. Ondan aynı ortamı saklanmak için paylaşırken bir fotoğrafını çektik. Benim yine çok hoşuma giden bir canlı bu kumlarda, deliklerde, yumuşak kumlarda karşımıza çıkan bir kumbalı, bir gobi. Bunların yanında karidesleri de var. Karidesin görevi devamlı bu deliği açık tutmak. Çünkü kumlar çok yumuşak olduğu için devamlı delik çöken kumlarla kapanıyor. Ve balık da onu koruyor. Karidesin gözleri neredeyse kör, ancak miyop şekil seçebiliyormuş. Işık var, ışık yok şeklinde. Bana doğru gelen bir gölge var, gölge yok şeklinde bir görüş mesafesi, görüşü var. Balık ise tabii çok sinirli, onu korumakla mümin. Bazen iki balık aynı yuvada, iki tane karidesle beraber de yaşıyorlar ve balıkların karides için, yuva için kavga ettiklerini de gördüm. Bu tür bayağı yine 2012'lerden beri yayıldı Kaş bölgesine. Artık her yumuşak kumlu bölgede karşımıza çıkıyor. Yani 18-20 metrelerden sonra yumuşak kumlarda bunu ararsanız, bir kum hareketi gördüğünüzde kesinlikle budur. Hatta geçen sene de yeni bir türü olduğunu düşündüğümüz, bunlara benzer başka bir türle de karşılaştık. Onun araştırmasını yapıyoruz acaba yeni bir tür müdür diye. Durmuyor yani gelen canlılar. Bunun dışında bizim dalıcılar genelde her yumuşakçı deniz tavşanını derler ama hakiki deniz tavşanları bunlar. Üstte gördüğünüz 20-25 santimetreye kadar varabilen boyu ile aşağıda ortada gördüğünüz ise sadece Mayıs ayında belli bir bölgede çok yoğunlaştıkları için görebildiğimiz, hangi maksatla olduğunda bir araya geldiklerini bu resimde görüyorsunuz fotoğrafta. Deniz tavşanları değişik boylarda karşımıza çıkıyor. Bu dört türün dördü de Kızıldeniz'den. Bilhassa mesela uçak batığımızın etrafında yine Mayıs ayında genelde bu tip yumuşakçalar sular ısınmaya başlarken ortaya çıkarlar çiftleşip yumurta dökmek için. Uçak batığımızın etrafında bunları görürsünüz. Ama yanınızda bir ışığınız yoksa ve cidden gözünüz buna alışık değilse yanından geçip bunu bir canlı olduğunu fark etmeden bir yosun parçası olduğunu düşünüp yalışınıza devam edebilirsiniz. Halbuki inanılmaz güzel renkler, patternler kaçırdığınızın farkında olmanız lazım. Yine değişik Kızıldeniz türlerinden çeşitlemeler yaparsak, her düşündüğünüz türün Kızıldeniz'den geleni var. Hatta foraminiferlerden bile çok yoğun olarak Kaş bölgesinde Kızıldeniz foraminiferlerinden bulabiliyoruz. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nin arkadaşlarımız yine Baki Ökeş ile birlikte bunların yükselip yükselmemeleri kumul olarak ve etrafına zarıp vermemeleri üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Tabii ki yumuşakçalar içinde bizim flabenlerimiz, dorislerimiz birinci bölgede diyebilirim fotoğrafçılar açısından. Mesela bu yaratık, bu çok çok ufak bunlar genelde ve bu tip canlıları, bu tip flabenleri ancak hidroidler üzerinde bulabiliyorsunuz. Hatta bir hidroid gördüğünüzde üzerinden gidip neredeyse bir büyüteçle bunu aramanız gerekiyor bu canlıyı bulabilmek için. Yani 4-5 milimetre boyunu geçenini ben daha şimdiye kadar görmedim. Bu fotoğrafın ne kadar büyütülmüş olduğunu düşünün. Bu Doris'ten batıklarımızda gördük son yıllarda nedense. Bunların bu noktalarından ışık yaydıkları, yani biyolüminesans yaydıkları duyduk. Ama şimdiye kadar öyle bir şeyi fotoğraflayamadım. Gece dalışında
karanlıkta denedim, işte ultraviyole ışıklarla denedim falan ama bu işin uzmanı arkadaşlarımıza buna bir hedef olarak vereyim. Biz buluruz, onlar uygulamaya geçerler. Çok güzel dolislerimiz var yine Kızıldeniz'den ve çok yaygın olarak Eylül aylarından itibaren bu kırmızı çizgili labirinimiz meşhur. İşte yengeçlerimiz, diğer yumuşakçalarımız Kızıldeniz'den artık Kızıldeniz'e gitmenize gerek yok diyoruz gelen dalıcılara. Bir mercanımız eksik. Akdeniz'in de suları ısındıkça yakında biz de herhalde mercan büyütme denemelerine de girişeceğiz bölgemizde. Karidesler, midyeler, düşünebildiğiniz her türlü canlı. Yosunlar da tabii ki Kızıldeniz'den geliyorlar ve her gelen Kızıldeniz yosununun üzerinde ve etrafında onları yiyen, onlarla beslenen şu anda en azından 3-4 tür böyle bitki özü emici türde yumuşakçılarımız da var. Deniz tavşanı demeyin. Bunun Fenerlisi de var, Galatasaraylısı da var. Bursa sporlusu da var genelde. Hoşumuza son giden, en çok giden, yeni gelen canlılar bu 9 çizgili kardinaller. Kızıldeniz'e bilen bu çok yaygın. 4 sene önce bunun ilk bireylerine rastladık bir batıkta. Ondan sonra tek tük bir arada görmeye başladık. Geçen senelerde yine ufak bireylerin koloniler haline geldiğini gördük. Şimdi de artık 2-3 yıldır bu bahsettiğimiz taç deniz kestanelerinin içine saklanarak, dikenlerin içine saklanarak büyük koloniler bir araya geçirmiş durumdalar. Gördüğünüz bireylerin çoğu dişi, daha böyle bir ince profilleri var, üçgen profilleri var. Gayet sakin bir vaziyette bunların içine saklanıyorlar. Tabii ki hemen yandaki taşın altında da aslan balıkları bekliyor. Gayet sakin bir vaziyette bir şekilde bir kuzunun sürüden uzaklaşmasını bekliyorlar. Ağızlarını açıp içlerini çekebilsinler diye. Murat Hocam bir soru var. Bir önceki paylaşımınızla ilgili bu gösterdiğiniz küçük yumuşakçalarla ilgili. Bu canlılar Nudi deniz tavşanından farklı mı diye soru gelmiş sevgili Erhan Okay'dan. Şimdi yani değişik ortamlarda ve değişik yapılarda olduklarından 4-5 değişik en azından ismi var. Yani bunlara Sako, tam şimdi Latince ismini hatırlayamıyorum. Bir kitabımız da var. Ona hemen bakayım yakınımızda. Mesela bunlar Sagoglossa evet. Demiş sevgili Aydın. Sagoglossa yani bitki özü emici deniyor bunlara. Dorislere benziyor. Ama dorisler mesela bir önceki resme gideyim. Yani bir bu tip bitkilerin üzerinde olan ve bitkilerin suyunu emen türleri var. Bunlar emiciler, Sagoglossa'lar. Dorisler mesela şu bir doris süngerlerle veya işte üzerinde gezerek kayaların belli bir takım yosunları, idrarları yiyerek besleniyor. Flabelinler bizim daha çok deniz tavşanı deyince bunlardan bahsediyor insanlar. Hidroidler üzerinde oluyor. Böyle ufak minicik ağaçlarmış gibi canlılar beyazımsı renklerde ve çok yakından bakarsanız mercanlarla aynı familyada, hatta dokunduğunuzda elinizi yakan minicik canlıları yiyerek bu kayaların üzerinde minik ağaççık gibi duran cisimlere bağlı olarak yaşıyorlar. Aynı şekilde bunlar da böyle. Çok daha büyütürseniz resimleri genelde bir hidrerle beslenmekte olduğunu görüyorsunuz. Bunu da ben mesela sünger yediğini duydum. Hatta aynı canlının bu Doris, Bijis Doris bu da. Sünger yiyerek, siyah sünger yiyorsa daha çok siyahımsı renkleri, işte kayaların üzerindeki o kırmızı süngerleri yiyorsa daha kırmızı pigmentleri biriktirerek kendi rengini oluşturduğunu, işte başka bir cinsten, yani hepsine bunların deniz tavşanı dememek lazım. 4-5 değişik cinste bunların örneklerini görebiliyoruz. Bu arada ben bir ekleme yapmak istiyorum hocam. Geçtiğimiz hafta Alp Can hocamız deniz salyangozları üzerine harika bir sunum yaptı. Onu da izleme fırsatı yakalayamamış olanlar Sufot'un YouTube kanalından izleyebilirler. Daha fazla da bilgi alabilirler. Sevgili Murat İnan
arkadaşım yönetim kurulundan ortadaki chat grubuna da YouTube linkini paylaştı. Bu arada bir soru var hocam. Sevgili Yılmaz Hasan Akın'dan. Projenin yürütücüsü kimdir? Biz de gönüllü olarak destek olmak istiyoruz demiş. Katkımız olur belki demiş. Size yöneltmek istiyorum bu projeyi. Sağ olun. En sonda o konuda ufak bir bildirimim olacak. Tamam. Bu tabii ki böyle büyük bir proje değil ama koruma alanımızın takibi projesi diyebilirim. Yabancı türlerin girip girmediğini bir an önce gözlemlenmesiyle ilgili. Bir önceki soruya mesela bir örnek olarak apayrı bir türde yine bir canlı göstereyim. Bu da birkaç milimetrelik bir birey idi. Kaçta gördüğümüz ama Mersin taraflarındaki arkadaşlarımız bunu çok daha büyüklerini görüyorlar. Bu da mesela anemon yiyerek beslenen bir tür. Yani beslenme çeşitleriyle şeyleriyle ayrılıyorlar. Bu canlı da mesela bir kabuklu. Biz bunlara hep tavşan diyoruz ama bunlar değişik türler sonuçta. Kabuğu olan ve içine saklanabilen, ortadan tamamen kaybolup kabuğun içine giren bir tür olabiliyor. Yani bizim tavşan dediğimiz türler aslında çok çok değişik. Tekrardan bu çizgili pijamalı, 9 çizgili kardinallere döneyim. Dişilerinden bahsetmiştik. Kardinallerde olduğu gibi erkek kardinalleri de bunların, bu da benim çok büyük sabırlı bir bekleyiş sonunda çekebildiğim bir fotoğraf. Çekmiş olan arkadaşlarımız da var. Arkada dişi, işte erkek yumurtaları ağzında saklıyor, koruyor ve arada bir dışarı çıkarıp oksijenlenmesini de sağlıyor yumurtaların. Bu hareketi yapmaya başladığını, yani bekleyip, işte dalış tekneniz olunca böyle aşağıda 20 dakika bekleyebiliyorsunuz. Bu özelliği oluyor dalış teknesi sahibi olmanın ya da badenizle bekleme yaparken son emniyet beklemesini. Çünkü bunlar çok sığ sularda olduğundan uzunca bir süre havanızı kullanarak bir kestanenin üzerindeki besleyen sürünün içindeki böyle çenesi tam üçgen olmayan, pardon, dişçiler gibi üçgen olmayan, daha böyle kübik, daha böyle kare şeklindeki bir çeneli bir yaratık gördünüz mü? Hele böyle Eylül aylarında yumurtaları farkına varabilirsiniz. Böyle bir fotoğrafı çekme şansınız çok kolay olabilir. Çok sığ sular bunlar. 5-6 metrede çekilmiş bir fotoğraf bu. Tabii lokal türler de bu canlılardan bir sürü şey öğreniyorlar. Bunlar da mesela bizim papaz balıklarımızın yavruları aynı kestanelerin içine saklanmayı öğrendiler. Bu aslan balıklarını ve diğerlerinden, gün balıklarından. Bunların da sayıları hem aslan balıklarının sayısının gün balıklarının aslan balıkları tarafından tüketilip sayılarının azalması hem de bu saklanma strateji sayesinde ki bilim adamı arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız buna mikro evolution diyorlar. Yani birbirinden öğrenerek böyle ufak hareketler diyelim, gelişme hareketleri gösteriyorlar. İşte su altındaki vakit geçirmenin, devamlı su altına inebilmenin bunları gözlemlemek gibi büyük bir zevk verme durumu var. Son 5 yılda diyelim bu canlılar Akdeniz'de görülmeye başladılar. Yine Kızıldeniz'den gelen Kıbrıs'ta olsun, güney kıyılarımızda olsun artık bizim yerleri barbunumuza fazla bir yer bırakmadılar. Bu en son yıl çektiğim fotoğrafların birinde bunların daha çok daha büyük sürülerini böyle dolaşırken gördük. Dalarken yine teknemizin altında sığlarda, kumlarda, hatta daha derinlerde artık sürüler halinde geziyorlar. Ve çok da enteresandır. Belki bu başarıyla çoğalmanın stratejisinin içinde devamlı küçüklerin yanında bir büyük balığın olması ve bir koruma refleksini göstermesi, onları uyarması da söz konusu olabilir. Bunu birden fazla gördük. Çok enteresan bir şekilde bunların erkekleri de çok enteresan bir kavgaya tutuşuyorlar. Gözlemledik ama zannederim bunu da hep bizden bir adım önde bu arkadaşımız Adnan hocamız fotoğrafladı. Videoya da çektiğini zannediyorum. Bu iki tane erkek karşı kafa kafaya vurup bıyıkları yanlarda kalacak şekilde bir mücadeleye girişiyorlar. Fotoğrafını kaçta da çekemedik ama üzerinde çalışacağız.
Bütün bu balıkların dışında, canlıların dışında hoşumuza gitmeyen türler de karşımıza çıkabiliyor. Mesela bu fotoğraf Nomadica, büyük, çok büyük bir deniz anası ve geçen Mayıs ayında Çağatay arkadaşımız çekti bu fotoğrafı. Mayıs ayı içinde bayağı birkaç birey gördüler, bütün dalıcılar. Ama ondan sonra suların ısınmasından ortadan yok oldular. Değişik türde deniz anaları karşımıza çıkabiliyor. Ama bir tür baskın olarak karşımıza bir yıl çıkıyor, ondan sonra uzunca bir süre çıkmıyor. Geçen sene çok şükür ki çok baskın olmadan bu tür kaşa gelmiş idi. Cidden çok can yakıcı ve büyüklüğü dolayısıyla Baki hocamızın yanına fazla yaklaşma seni yutar diyebildiği bir canlı, öyle olmasa bile en azından birkaç günümüzü ziyan edebilecek bir zehir sistemine sahip. Aynı şekilde yine uzak durmamız ama çok güzel görüntüler veren bir tür bizim bu ters yatan ya da ters yüz deniz anası dediğimiz, genelde böyle balçık kumun üstünde ters vaziyette karşımıza çıkan ve çok ciddi sizi yakabilecek şeyleri olan, iğneleri olan bir deniz anası. Yüzer pozisyonda gördüğünüzde yine böyle genelde ters yüzüyor. Bunu da görürseniz fotoğrafını çekin tabii ki ama fazla yaklaşmayın derim. Suların ısınmasından bu tip canlılar da çok daha rahat sularımızda çoğalacaklar. Bir sürü daha canlının yakınlarımızda olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Mesela bu mavi papağan Kekova'da, Fethiye'de balıkçıların tezgahlarında gördük ama daha Kaş'ta canlısını görmedik. Göreniniz olursa Kaş'ta fotoğrafını çekerseniz ilk fotoğrafı olacaktır. Aynı şekilde Mersin'de bu grup halinde dolaşan çizgili kedi balıkları, yine Mersin'de bu taş balığı, bu yine bu Big Eye Mersin taraflarında görülmüş balıklar, balıkçıların ağlarından çıkmış. Bu paşa barbunu, kıl kuyruk mercan gibi canlılar Gökova'nın derinliklerinde, Balçık'ta daha dalgıçların karşısına çıkmadı. Ama etrafımızda Kızıldeniz'den gelen canlılar çoğalıyor. Ve Kaş Ege'de dalış yaptığınızda hiç farkına varmadan ilk defa karşılaştığınız bir canlı, farkına varmadan ilk defa Akdeniz'de resmi çekilen bir fotoğrafı çekilen canlı olabilir. Böyle garip bir durumla karşılaştığınızda şöyle bir çalışmaya katılabilirsiniz. Yani değişik bir canlıyı şu noktada, burada sadece Kaş-Kekova koruma alanını ihtiva eden bir haritayı koyduk. Yani şu noktada, tabii bütün Türkiye üzerindeki bildirimlerinizi de alabiliriz. Ama Kaş bölgesinde, Kekova bölgesini takip ettiğimiz için bu bize daha yararlı olabiliyor. Hangi şartlarda bu canlıyı gördük, bu nedir diye bize ulaştırırsanız biz de size ulaşırız. Bunun mesela tabii ki biraz da reklam yaparsak yayınlamış olduğumuz bir kitabın arka sayfasında bu. Ama herhangi bir şekilde bize Dragoman'a ulaşıp bir şekilde herhangi bir bilgiyi sorabilir, fotoğrafı ulaştırabilirsiniz. Bu Kaş'ta görülen Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış Kızıldeniz canlıları üzerine bir kitabımız var. Bu yayınlanalı 5-6 yıl oldu. Geçen yılın başlarında da yayına giren Kaş Dalış Rehberi de 3. baskısı olarak 5 Nisan'da yayınlanıyor. Burada 307 adet değişik türün fotoğrafı var. Değişik konularda ilgilenmek isteyen arkadaşlar bundan tabii yararlanabilirler. Herhangi bir sorunuz olduğunda veya bu çalışmalara katılmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bilhassa bana e-mailinizi de verir iseniz sizi Dragoman bültenimize üye yapıp hem fotoğraflarınızı yayınlama imkanı veririz. Bu bültende öyle bir çekiliş yapıyoruz her ay yayınlayarak bir iki hediye ile. Hem de bu değişik canlıları bize de duyurabilmiş olursunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı rica ediyorum. Sevgili Murat Hocam, çok teşekkür ederim. Soru sorma yöntemini anlatayım. Şimdi buradan chat özelliğini açmıştık yakında. Birçok sorunuz oldu. Ben arada bir onları okuyup hocama soracağım. Ama bundan sonrası daha etkileşimli olsun diye lütfen aşağıda
participants'ın içinde el kaldırma tuşu var, sevgili Cem Özeral'ın kaldırdığı gibi. Raise hand opsiyonunu seçerseniz orada bir el kaldırma ikonu beliriyor. Ben de görebildiğim kadarıyla sırayla herkese söz veriyorum. Önce Cem, sevgili Cem, sana söz vermeden önce şöyle chat ekranında olan soruları sırasıyla okumak istiyorum. Öncelikle şöyle bir Marmara'da görülen, evet, Hikmet Orakçı, Marmara'da peygamber devesi karidesi gördük bu yıl. Bu konu hakkında bir soru sormak istiyorum. Hatta ekran paylaşımı yapıp gösterebilirim demiş. Ne diyorsunuz hocam? Bununla ilgili bir katmak ister misiniz? Şimdi peygamber devesi karidesi aslında Akdeniz'de olan, çok yaygın olan, hatta balıkçıların karidesin yanında sattıkları bir tür. Ama bunun Kızıldeniz'den gelen bir kuzeni de var. Büyük ihtimal gördükleri tür, fotoğrafını arıyorum bizdekinin. Büyük ihtimal gördükleri tür Akdeniz türü olandır. Çünkü Marmara'da da balıkçılar bunu yakalıyorlar. Ama zannederim, bilen arkadaşlarım beni düzeltsin, gözlerinin üstündeki siyah büyük bir lekesi var ise Akdeniz türü olanı, bu gördüğümüz ise bildiğim kadarıyla Kızıldeniz türü olanı diyebiliyorum. Hikmet Orakçı, ticari olarak yani yakalanan ve satılan bir tür aslında bizdeki. Mikrofonunuzu açabilirim, katkıda bulunabilirsiniz. Açtım ben. Buyurun. İyi akşamlar öncelikle herkese. Hocam şimdi yani çok o kadar aslında gözleri falan görünüyor. Buradan açabilseydik daha doğru. Ben hemen size hak vereceğim. Şimdi lütfen aşağıdan share screen'den paylaşın lütfen. Hemen şimdi size tekrar o hakkı veriyorum. Buyurun, siz paylaşın. Kendinizinkini diyorsunuz, tamam. Evet, paylaşabilirsiniz Hikmet Hocam. Allah, onu o kadar becerebilirsem süper olacak hocam. Aşağıdan açık mı ekranınız? Yani arka tarafta fotoğraf açık mı? Bir dakika. Hemen arka taraftan fotoğrafı açayım hocam. Açayım. En net olanı bu hocam. Açık şu an. Peki. Şöyle yapalım isterseniz. Ben size yazacağım. Bir e-mail'ıma göndermenizi isteyeceğim. Ben paylaşacağım. Evet, şu an, bu arada... şu an açtım hocam. Evet. Evet, tamam. Güzel. Evet. Tamam. Süper. Gözüktü. Murat Hocam, görüyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Yani bu da Kızıldeniz türü olabilir. Ya bunun uzmanı değilim açıkçası. Benim bildiğim zaten artık morfolojik özelliklerinden tanım yapılmıyor ya da çok zor yapılıyor. Genetik çalışma yapılıyor diye biliyorum. Tür tanımı yapmaya çalışmayayım ben. Peki. Yani yaklaşık bir yıl hem Akdeniz türü var. Bunun Akdeniz'de çok yaygın bir türü var ama Kızıldeniz'den giren bir tür de var. Sizin mikrofonunuz açık. Dimark Hocam. Şeyiniz var mı? Valla benim açık galiba. Merhabalar, iyi akşamlar. Murat, selamlar. Merhabalar abicim. Dinlemek çok güzeldi. Herkese tekrar merhaba. Bu hayvanla ilgili vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Yani bu biraz uzak Indo-Pasifik türlere çok benzemiyor. Acaba diyorum ki bu biraz tatlı. Bir fonda bir ses var ama. Tatlı yerlerde yaşayan bizim hani kerevit filan dediğimiz türlere mi benziyor acaba? Bilmiyorum yani, yorum yapmak istemiyorum bununla ilgili. Peki. Hocam. En azından Hikmet arkadaşından yerini sorabilir miyiz? Yeri, derinliği, gece dalışı, gündüz dalışı. Hocam, biz Marmara Gemlik Körfezi'nde dalıyoruz. Yani Gemlik ile Armut'la arasında dalış merkezimiz bizim. Çok uzun yıllardır bu bölgede dalıyoruz. İlk defa, yani yaklaşık 20 senedir bu bölgede ilk defa gördük böyle bir şey.
Bundan sonra bunu çektikten sonra da bayağı bir paylaştım ve araştırdım. Peygamber devesi kredisi inanılmaz bir şekilde sert hareketleri var. Hatta fotoğraf makinesini kaçırmasaydık belki fotoğraf makinesine bile saldırıp vuracaktı. Bu tabi bunu da bu şekilde diğer büyüklerimize sordum. Onlardan aldığımız cevaptan ziyade böyle söylüyorum. Hani kerevit değil, Tatlısu civarında değil, Alp Hocam'ın dediği gibi o bölgeler değil yani. Gemlik Körfezi'nde, Marmara Denizi'nde çekilen ve bu yıl çektik yani 2019'da. Biliyorsunuz bunun tropik kuzenleri diyelim, bu önlerindeki ayaklarıyla vurdukları darbe ile zannederim dünyanın en hızlı hareketi ve en sert darbesine sahip oldukları düşünülen ölçülmüş yaratıklar. Yani bunların akvaryum kırma hikayeleri var. Onun için akvaryuma konamıyor zannederim. Burada iki tane yorum var. Da gördüm. Sevgili Hikmet Orakçı, iki tane yorum var. Biri Cem Dalyan'dan. Sequoia mantis demiş, yerli tür. Sevgili Ateş abi de Marmara'da ve İstanbul'da çok görülür demiş. Ve Cem Dalyan da şu an Akdeniz türleri Marmara'ya akıyor. Bu tür de onlardan biri demiş. Ateş Hocam, teşekkür ediyorum. İster misiniz? Hayır, bu konuda şunu söyleyeyim. Türü tanımlayamam tabii, o kadar uzman değilim ama bu bizim hep bildiğimiz Marmara'dan çıkan bir mantis türü. Yani balıkçılar Murat'ın dediği gibi karidesleri verirlerken aralarından da 3-5 taneyi torbaya korlar bunlardan. Yani ben sanmıyorum Akdeniz türü olacağını ama bizim yerel türlerimiz. Ama ben söz almıştım. Murat'a bir ben de el kaldırmıştım. Murat abi verirsen bana izin devam edeyim istersen. Tabii buyur lütfen. Cem Özeral'a sonra vereceğim sözü. Tamam, madem öyle oldu. Öncelikle teşekkür ederiz Murat. Zaten senin bu çalışmanı hep takip ediyoruz. Bu da bizim için yeni bilgiler de içerdi. Şimdi ben bu istilacı türlere göçmen tür demeyi daha çok seviyorum. Yani istilacı tür deyince yakıp yıkacak, geçecek ve yok olacak gibi geliyor. Artık bu canlılar bizim denizlerinde yaşayan canlılar. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Bir de bu sunumlardan bir görüyoruz ki yani denizlerimizin zenginliğini bu göçmen türler sağlıyor. Bu konuda ne dersin? Yani bunlar olmasaydı o denizler daha mı zengin olurdu? Yoksa bu Kızıldeniz'den gelen göçmen türler o bölgede bir zenginlik mi yarattı? Bu konudaki yorumun nedir? Yani dalıcılar açısından bakarsan tabii ki çok büyük bir zenginlik yaratıyor. Görsel olarak şu bu hoşumuza gidiyor. Ben göçmen türler diyorum ama bazılarına istilacı türler diyorum. O türler de gelip de başka bir türleri üzerine baskı kurup artık onları görmememize sebep olan türler. Mesela bu bahsettiğimiz ilk başında gösterdiğim bizim sokarlar. Bizim sokarlar, beyaz sokar ve siyah sokar, aynen buradaki şeyde de koymuş olduğum gibi tabii ki çok özür dilerim, böyle tamam. Unutaraktan konuşurum ben. Beyaz sokarlar ve siyah sokarlar hem cidden bölgenin florasına ciddi şekilde etki yapmış türler. Hem de bizim mesela en azından salpalarımızın artık bölgede görülmemesine sebep olmuş türler. Onun dışında çok uzun sürelerdir bu hani asker balığı diyelim, baltabaş diyelim, bunlar varlar. Bir de şimdi kayanın altına giren aslan balıklarını da sayarsak artık bizim kırmızı kardinalimizi görmek çok zorlaştı. Yani Akdeniz türlerinin artık bölgede olmasına izin vermeyen, onların yerine geçen veya çevrelerini çok büyük etki yapan türlere cidden etkileri çok kötü şekilde hissedilen türlere, yani balıkçılar balık çıkaramıyorlar ağlarından. Ağlarından çıkarıyorlar da diyelim ki parakededen balık çıkaramıyorlar. Beş iğnenin 4 tanesinde balık varsa bunun 3 tanesi balon balığı. Hiçbir şekilde başka balıklara şans yok. Yakalanmış balığı götürüyor. O denize attıkları oltada balık çekemiyorlar. Bu yüzden ben istilacı tür demek istiyorum. Hatta hatırlıyorum
bu o Barbun'un da fotoğrafını yayınladığımda öyle bir yorum olmuştu sevgili Ateş Şey'de bu fotoğrafta. Cidden artık şimdi yerli barbunu görmemiz imkansız gibi bir şey. İki tane barbun görüyorsak artık 300 tane buradan görüyoruz. Mersin'i arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Şey artık diyorlar bunu yemekten bıktık yani öbür bal şey kalmadı. Yani fauna flora'yı kısacası tamamen değiştiren, baskın olan türlere ben istilacı demeyi tercih ediyorum. Balıkçılar açısından bakarsak şu andaki mesela Kaş'taki balıkçıların ağlarından ne çıkıyor? Bu gördüğünüz beyaz sokar, siyah sokar, tek tük tek tük işkaros, kesinlikle artık sarpa yok. Biraz bunu da çok şükür artık öğrendiler, yemeye başladılar. Fistülerya. Neredeydi fistülaryalar? Tavsiye ederim. Sashimisi çok güzel oluyor. Hmm. Saklamayayım kendimi. Aslan balıkları. Aslan balığını artık yavaş yavaş lokantalar almaya başladılar. Hatta genelde artık balık çorbası dediklerinde mutlaka içinde aslan balığı var. Çünkü 5-10 liraya falan alıyorlar kilosunu. Kimse artık çiftlik levreyi bile kullanmıyor balık çorbasında. Ama isteyin yani filetosunu çıkartıp şahane bir şekilde güzel bir tadı olan bir balık. Bu işte siz eğer temizliyorsanız kesinlikle şu üstteki şeylere dokunmayacaksınız. Karnında iki tane, bu kanatlarının dibinde bir tane de anüsünde ya da iki tane yine şeyi var. Zehirli dikeni var. Dediğim gibi genelde bilim insanı arkadaşlarımız da böyle yorumlar yapıyorlar. Yani şu anda Kızıldeniz'den giren balıklar olmasa Akdeniz balıkçısının hali duman. İsrail'de, Lübnan'da, Türkiye'de güney balıkçılarının yakaladığı balıkların büyük çoğunluğu açıkta da burada dalıcıların görmediği ama sardalya tipi bilen balıklar da var. Kızıldeniz balığı ama şimdi Süveyş kanalı olmasa idi. Akdeniz zaten çok besili bir deniz değil. Çok fazla balık barındırabilecek bir deniz değil. Yani besin döngüleri büyük okyanuslardaki gibi derinlerden işte şeyler gelmesi, işte mercanların oluşmasına sebep olabilecek kadar bir beslenme ortamı yok Akdeniz'de. Yine bir fakir denizdi. Ama Kızıldeniz'den bu kanal hiç olmasaydı insan baskısı ile biz yine Akdeniz'i tüketirdik diye düşünüyorum. Asırlardır yaptığımız gibi. Bu balıkların girişinden dolayı da değişik bir türler balıkçılığa katılmış vaziyette. Ama yeterli mi? Bunu zaman gösterecek. Cidden iyi mi oldu, kötü mü oldu diyebilecek bir durumda değilim. Bilim adamları bunu daha iyi yapar. Dalıcılar açısından süper ama sizler de biliyorsunuz ki Kaş'a geldiğinizde ya ne kadar aslan balığı gördük. Keşke başka şeyler de görseydik demeye başladı insanlar. Gözleri alışık olduğu zaman bizim kadar daha bir değişik türleri saptayabiliyorlar ama genelde ortama böyle çok dikkatlice bakmayan arkadaşlar, genelde büyük balık arayan arkadaşlar aslan balığından yetinmek zorunda kalabilirler yakında. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz Atış Hocam. Öncelikle önceliği el kaldıranlara vereceğim. Chat penceresinde iki tane soru var farkındayım ama bu aşamadan sonra lütfen el kaldırın ve bu soru cevap konusuna etkileşimli olarak yapalım. Hani sunum esnasında sunumu bölmeyelim diye chat'i kullandık ama bu aşamadan sonra etkileşimli olursa bu platformun da avantajlarını kullanmış oluruz. Rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Cem Hocam sana veriyorum sözü. Cem Özoral, sevgili Cem Özoral buyur söz sende. Çok teşekkür ederim Murat Han. Murat Hocam hoş geldin. Merhaba Cem. Etkinliğinde seni ağırlamak, seni görmek büyük mutluluk. Dalış hayatımın Türkiye sularındaki ilk dalışlarından bir tanesini sizin o büyük İSİS teknesinde yapmıştım. O günlere döndüm. Çok keyifliydi. İki tane sorum var. Yayının başlamadan evvel Google'dan bir baktım bu göçmen balıklar ne durumda ne değildir diye.
61 çeşit olduğuna dair bir gazete haberi var. Göçmen sayısının toplam çeşitlilik açısından. Bu sizin kayıtlarla tutan bir rakam mı? Daha mı az, daha mı fazla? Bir onu... Çok daha fazla bir rakam. Çok daha fazla bir rakam. Toplamda 300'ü aştığını hatırlıyorum. Şu anda okuduğum en son makaleyi hatırlamıyorum ama yani bu kitapta mesela bizim dalıcılar olarak fotoğraflarını çekebildiğimiz zaten 60 tür, 58 tür var. Anladım. Hiçbir şey. Yani 300'den fazla tür var en azından kıyılarımızda. Ki bunlara herhalde foraminiferler, şunlar bunlar eklenirse 300'den fazla balık diyebiliyorum ben. Onun dışında türler de var. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. 2007 ekran sırtımdaki fotoğrafı paylaştım şimdi. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. 2007 yılında Marmaris'te çekmiştim. Sizin gösterdiğiniz balıklardan bir tanesine benziyor ama gövdesinde benek yok sadece. Herhalde aynı tip. Bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Bunun da ağzında yumurtalar var. O zamanlar D70 kullanıyordum, küçücük ekranı. Yumurtaları görmedim. Yoksa bütün dalışı onun başında geçirdim. Eve gittiğim zaman yumurtaları fark ettim. Böyle bir benim de herhalde aynısı değil mi? O gösterdiğinizde kardinal miydi? Evet, evet. Şey açık mı? Tekrar açayım. Evet, evet, kesinlikle hele ağzında yumurta taşıyorduysa budur. Zaten öyle bir bant gözüküyor en azından sırtının evet, ortasında. Evet, bir bant var ama şey o siyah leke yok şeyinde yan taraflarında. Ama aynı familyadan ol diye düşünüyorum. Yani genelde zaten bu çok belirgin bir şey olmasına rağmen renk olaylarına çok takılmamak lazım diye düşünüyorum. Çok değişken olabildiği için içinde olduğu hormonal duruma şeye göre orfozları düşünün. Yani kaç değişik şekilde karşımıza çıkıyorlar. Bir dişinin peşinden koştukları zaman simsiyah oluyorlar. Karınlarında beyaz bir büyük leke oluyor. İşte lavosları düşünün. Dişinin belki nasıl renk değiştirebildiğini falan. Yani bu da hanımına kızmıştır, al artık bu yumurtaları başından falan diye. Öyle bir modlara girmiştir. Şey duydum, hemen Lagos Orfos duyunca onu da sorayım ve sonra diğer arkadaşlarım da girsin devreye. Aslan balığının yok edicisi veya tabiatta dengeleyicisi sadece Lagos Orfos diye bir şey duymuştum. Sadece onlar yiyebiliyor bu balığı diye. Tabii onlar da pek kalmadığı için bu dengenin bozulduğuna dair bir şeyler konuşuluyordu, duymuştum ama bunun doğruluğu var mı? Yani işte aslan balıklarını biz yiyeceğiz gibi gözüküyor ama yani sinaritlerin saldırdığı, ettirdiği, öldürdüğü söyleniyor. Yurt dışından gelen videolar var, büyük sinaritler. Bunları yiyor, yutuyor, büyük orfozlar yutabiliyor gibi. Ama bir de tabii ki ne bileyim genetik olarak veya bir şekilde büyükler küçüklere avlanmayı öğretmiyor. Aslında ne kadar bu doğru bilmiyorum ama bu görünmemiş bir tür. Yani şimdiye kadar karşılarına genel olarak çıkmamış bir tür. Otomatik olarak gittikleri bir canlıdır. Ben orfozlarla birlikte bunları biz kaya altlarında çok beraber gördüm ve bu orfozların bunlara hiç sataştığını görmedim. Görmediniz, anladım. Yani herhalde nedir bu diye bir davranış içindeler. Anlamadığı şeyden uzak duruyor. Biliyorsun su altında zaten çok parlak, alacalı bulacalı, mavili, yeşilli, kırmızılı renk gördün mü? Benden uzak dur mesajıdır. Bu da bu mesajı gayet güzel veriyor zaten. Yaklaştığınızda da bu sırt dikenlerini size çeviriyor. Yani davranışlarından da ya işte bu dikenler senin çok hoşuna gitmeyecek ama işte yaralanmış balıkları falan yuttuklarını görüyoruz. Ama yine de bilmiyorum bazı arkadaşlar da diyorlar işte bunları o avlanma şeklinde yakalasak ve orfozlara falan yaralı olarak bıraksak önlerine ya da mürenler bunları yemeye başlasa falan gibi. Zaman içinde herhalde balıklar da yiyebilecekleri balıklar azaldıkça bunları yemeye başlayacaklar. Balonlar çok daha büyük problem bence. Balonu çünkü balonlar yiyemiyoruz da biz de yiyemiyoruz.
Bunu hiç olmazsa biz tüketebileceğiz. Yani bunun bir tadını varsınlar, ben bunun ciddi olarak tüketileceğini düşünüyorum. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi sohbet. Rica ederim. Kolay ben gelsin. Çok zevk alıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sevgili Cem Özeral. Sıradaki soru sevgili Alpcan hocamızdan. Alp hocam söz sizde, buyurun lütfen. Mikrofonunuz kapalı, ben mikrofonunuzu açtım şu anda. Tamam, çok teşekkürler, iyi akşamlar tekrardan. Murat çok yararlandık gerçekten. Biz dalmayalı kaçta neler olmuş diyeceğim. Tabii bu koruma alanının da herhalde pozitif etkisi oldu. Birkaç konuda katkı yapmak istedim izninizle. Şimdi bu türler için işte lesepsiyan göçmeni veya istilacı tür ismi kullanılabilir kuşkusuz ama galiba en doğru tanım Hint-Pasifik kökenli türler demek lazım. Çünkü bunların ekolojik olarak o bölgede yaşıyorlar. Bize nasıl geldikleri de evet kanalla geliyorlar ama kanal dışında gelenler de var. Mesela iki tane tür var. Bunlar akvaryum kaçağı olarak gelmiş durumdalar. Bunlardan bir tanesi hatta şu bizim çok iyi bildiğimiz yarasa balığı. Platax. Mesela o bir akvaryum denemesi sırasında Akdeniz'e bulaşmış bir tür. Bir de yetiştiricilik amacıyla gelen bir tür var. Bir kefal türü o da. Dolayısıyla baktığınızda yani bunlara lesepsiyan göçmeni demek ya da Süveyş kanalı göçmeni demekten çok Hint Pasifik kökenli türler demek sanıyorum terminolojik olarak daha doğru olacak. Bir de şöyle bir kavram var. Yani hep sorulur ya bunlar niye buraya geliyor? Burada ne vardı, ne buluyorlar ve kalıyorlar? Aslında bu bir uyum sorunu. Yani uyabilenler kalıyor, uyamayanlar yok oluyor. Mesela benim bildiğim kadarıyla 4-5 tane türüm kaydı verildi Türkiye'den. Ama sadece bir yerde görüldü ve daha sonra bunlar görülemediği için listelerden çıkartıldılar. Çünkü yani yok gelmediler ya da gelip gittiler, yok oldular. Dolayısıyla böyle bir dinamik bir süreç var. Yani hep devamlı gelmek gibi algılanmasın. Bu tür hayvanlar tabii uyum yeteneği çok yüksek hayvanlar oldukları için bizim buraya geldiklerinde renkten biçime kadar, beslenme alışkanlığına kadar birçok şey değiştiriyor. Kızılderideki türlere benzer morfolojik türler ama aslında farklı bir tür değil, yani tür ismi değişmiyor ama görünümleri değişebiliyor. Vurgulamak istedim. Şimdi biz dip balık atlasını hazırlarken 2004 yılında 34 tür vardı. Çok net söyleyebilirim. Şu anda bilmiyorum ama en son Deniz Ergüden ve arkadaşlarının yaptığı 2013 çalışmasında balıklar için konuşuyorum sadece. 59 tür kaydı verildi. 59 balık türü için söylüyorum. Yani diğer canlıları bilmiyorum. Hani böyle bir rakam yayınlandı ama 2013'ten sonra ne oldu? Onu ben de takip edemedim. Son olarak da şimdi siz dediniz ya bu üzgün balığı bizim maskotumuz. Çok ilginç bir şey. Sizin merkeziniz adı Dragoman değil mi? Evet. Öyle geçiyor. Evet. O hayvanlar da Dragonet. Yani hayvanın İsmi Dragonet. Ya bu kadar olur. Siz de herhalde onu belki o nedenle maskot yaptınız. Bizim aslında ilk defa düşünüyorum bu söylediğinizi. Çünkü Dragonet evet. Kelimesini çok duymuştuk evvelde. Dragonet çok büyük bir aile. Onlar 45-50 tane tür var dünyada. Evet. Onlardan bir tanesi bu. Hani onu belirteyim istedim. Çok teşekkür ederim. Hocam Dragonetlerin bir Akdeniz türü var. Onun fotoğrafını hala çekemedik. O kadar korkak ki. Yine bir Fransız arkadaşımız çekti. Ben de ufak bir şey yapayım. Çok haklısınız o tür tanımını yaparken. Zaten bilim insanları Endopasifik türler diyorlar evet. Akdeniz'e giren. Evet. Bizler daha çok tabii ki vurgulayabilmek için bazen popüler isimler kullanıyoruz. Şu canlı mesela en azından isminde Persicus olduğunu hatırlıyorum, bir kabuklu. Mesela bu yanlış hatırlamıyorsam İran Körfezi'nde var, Kızıldeniz'de yok ve bizde var. Yani bu kesinlikle gemi balast sularından gelmiş bir canlı. Bir zamanlar çok daha yaygındı. Şimdi biraz azaldı. Çok da bir güzel gözleri olan bir canlı.
O açıdan çok seviyoruz kendisini. Ama dediğim gibi her şey tabii ki Süveyş kanalı üzerinden gelmiyor. O anekdotta da söylediğim gibi Mısırlılar da çok çekiniyorlar bunun böyle tanımlanmasından. Hiç istemiyorlar ve Sepsiyen denmesini veya Süveyş kanalı ile paralellik yapılmasını. Çünkü Allah göstermesin ileriki tarihlerde bizden bir tedbirler alınması istenebilir bu Akdeniz'e bu gidişi durdurmak için. Hatta bu konuda en son gözüme çarpan bir makalede siz daha iyi bilirsiniz. Daha yine tekrar böyle bir tuzlu göller yaratılması konusunda bir çalışmalar önerilmiş. Eskiden bu tuzluluk çok yüksek olduğundan canlılar geçemiyordu diye. Şimdi de tekrar Süveyş kanalının ortasında içinde tuzlu göller yaratılması ya da öyle işte seviye farkları da yaratılarak bir düzenek yapılması düşünüldüğünü okudum. Söz sizde Murat Hanım. Çok çok teşekkür ediyoruz Alp Hocam katkınız rica için. Sevgili Eda Çıngı. Merhabalar. Merhaba. Dinliyorum seni. Şöyle zaten bu ayki programda Akdeniz Koruma Derneği'nden Zafer Bey var, Zafer Kızılkaya var. Muhtemelen onunla beraber de bunları konuşacağız ama ben biraz bizim yeşil kaplumbağalara sanki deniz çayırlarımızı tüketiyormuş gibi bir yaklaşım, bir şey oldu. Onun sebebini şöyle görüyorum. Normalde zaten SUFOT'un katkısıyla Akdeniz Koruma Derneği'nin İzmir'de bir toplantısı vardı. Bilimsel bir toplantısı vardı. Ona katılmıştım. Orada öncelikle Ateş Umut Hocam'ın da söylediği gibi denizde çeşitlilik, zenginlik dediğimiz şey hem tür olarak hem de türlere ait birey sayılarının fazlalığı olarak ifade ediliyor bilimsel olarak. Deniz çayırlarıyla ilgili zaten bir kurulaşma, işte Akdeniz'de kaybımız söz konusu. Bunun ama en büyük nedeninin deniz kirliliği ve çapa atmadan kaynaklandığı insan faaliyetleri dolayısıyla olduğu söyleniyor daha çok. Ben başka bir yerde okumuştum deniz kaplumbağalarıyla ilgili. Yeşil kaplumbağalar bir de yaşamlarının ilk dönemlerinde gelip bizim kıyılarımıza yavruladıkları için o yavruların ilk dönemlerinde zaten etoburlar. O etobur oldukları dönemde özellikle o bizim hiç sevmediğimiz sijel diyeceğim. Türkçesi aklıma gelmedi çok üzül. Onları yiyorlar yani farklı şeyler yiyorlar. En son büyüdükten sonra deniz çayırlarını yiyorlar, herbivar oluyorlar. Otçul oluyorlar. Bu dönemde ise okuduğum yazıda şöyleydi. Aksine bir bahçıvan gibi budayarak gittikleri için deniz çayırları için aksine yararlı canlılar olduğu yönündeydi. Murat Hocama da şöyle katılabiliyorum. Arz talebi geçtiği zaman bu canlılar bence yeşil kaplumbağalar bizim Akdeniz'de o dönemde zararlı gibi görüldü. O da bizim kendi insan olarak hani kirlilik yaratmamız ve bazı şeylere dikkat etmememizden, zaten deniz çayırlarına zarar vermemizden ve onların sayısını azaltmış olmamızdan ki bu canlılar artık diğer denizlerde kaçacak yer bulamadılar. O dönem belki bize geldiler. Sayıları o ara fazla gibi geldi. Ama biz zaten hani onların beslenmesi için gereken alanı azaltmıştık. Öyle bir şey yaşandığına inanıyorum. Ama herhalde bunları en güzel cevaplayacak kişilerden bir tanesi Zafer Bey, Zafer Kızılkaya ve Murat Hoca tabii ki. Yani onların gözlemleri, onların şeyleri çok önemli. Bu değişik şey ifadesini de çok gerçekten çok çok beğendim. Toplantıya da katıldığım için Akdeniz'in kendi fauna ve florasını koruyup diğer türlere istilacı tür demek en doğrusu. Çünkü Akdeniz'in kendisinin 17 birinden fazla türü var. Biz eğer o türdeki bireylerin sayısını arttırabilirsek aslında inanılmaz bir Akdeniz'de çeşitlilik var.
zenginlik var. Ama maalesef insan faaliyetlerimizle dünya turizminin 1/3 Akdeniz'de dönüyormuş. Aldığım bilgilerden bir tanesi. Bu çok çok büyük bir oran. Yani teknelerin faaliyetlerinden tutun, biz insan olarak kirlettiğimiz düşünürsek eğer daha iyi, daha dikkatli bakmak gerekiyor diye düşünüyorum yani. Murat Hocam ne der bilemiyorum tabii ki de. Yok, haklısınız, katılıyorum. Yani şey, o deniz kaplumbağalarına yüklenmek istemedim, şöyle söyleyeyim. Evet. Zafer'e de selamlar. Zafer çok eskiden beri arkadaşım. Kaş'a geldiği zaman da devamlı destek olmaya çalışıyoruz. Çok şükür Kaş'ta da bir koruma teknesi aktivitesi başlattılar. Çünkü ne kadar yapsanız her şey lafta kalıyor. Kimse yetişemiyor. Kaçak veya yanlış davranışlar olduğu zaman bunu insanların yanına gidip uyarmak, konuşmak gerekiyor. Bu konuda büyük emekleri geçmeye başladı Kaş'a. Daha önce de Gökova'da biliyorsunuz çok başarılı olmuşlardı. Şimdi aynı örneği Akdeniz'de birkaç noktaya yayıyorlar. Birisi de çok şükür ki Kaş. Daha da beraber çalışacağız. Ben de Yeşil Deniz Kaplumbağalarını benim gözlemimde dediğim gibi 2012 yılına kadar biz cidden yeşil kaplumbağa göremedik. Cidden bölgemizde yeşil kaplumbağa göremedik. Ondan sonra birdenbire asıl bir koyda liman az dediğimiz bölgede çok ciddi olarak, yani tekneyle çıktığımızda 25-30 tane kafa sayabiliyorduk dolaşırken inip çıkan. Bir tek dalışta 5-6 tane görebiliyorduk. Böyle birdenbire lokalize olarak bir yığılma oldu. Ondan sonra çayırlara yayırlar. Tabii ki dediğiniz gibi demirlerin, teknelerin demirleriyle, çapalarıyla yaptıkları zarar da çok büyük. Onu da insanlara uyarıyoruz, dediğiniz gibi işte Zafer'lerin yaptığı gibi bir koruma teknesinin gidip insanları bilgilendirmesi, uyarması çok önemli. Hayır. Ne diyordum? Ama biz ne kadar bunu engellemeye çalışsak da bu zararı veriyoruz suyun altına. Dalış tekneleri dikkatli bu işi, işte şamandıralar yapmaya çalışıyorlar. Demir atılmasın, devamlı aynı koylara gidiyoruz. Aynı yere demir ata ata hepimiz zamanında değişik dalış noktalarını, şu gün ne durumlarda olduğunu gördük. Teknelerin de çok büyük zararlar verdiğini gördük. Ama cidden bu yeşil kaplumbağada tabii ki bazı bireyler hani dediğiniz gibi otları üstten kesiyorlar. Bahçıvan gibi onları düşünebiliyoruz. Ama cidden kazıyorlar ve köklerini yemeyi, bitkinin kendisini yemekten daha fazla seviyorlar ve söküyorlar. Yani cidden geriye çok çok az bir ot kalıyor. Zannederim zaten suyun kalitesinden, içindeki ne bileyim dökülmüş olan yakındaki tarımsal alanların kimyasallarından, yavaş yavaş yükselen su sıcaklığından dolayı bu bitki örtüsü zaten zarar görüyor ve kırılgan bir dengede hayatını devam ettiriyor ve ilerlemiyor, geriliyor zaten kaplumbağalarda olmadan devamlı olarak. Enteresandır mesela, yeşil kaplumbağaların Posidonia uzun süre yemediler. Simodoseleri bitirdiler. Cidden artık simodose yiyemez hale kaldılar. Fotoğraflara bakın, yani dişin kovuğuna girecek simodose yok şu anda Kaş'ta. Ve ondan sonra nokta nokta Posidonyaları yemeye başladılar. Ve daha da derine inip halofilaları, Kızıldeniz'den gelen o küçük yapraklı bitkileri yemeye başladılar. Yani uzun lafın kısası, tabii ki yeşil kaplumbağaları suçlamak etmek istemiyoruz. Onlar biz yokken buradaydılar. Biz olmadığımız zamanlarda burada olacaklar. Biz onların dünyasını işgal ediyoruz. Onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Bu gözlem olaraktı. Yani cidden bizon sürüsüne benzettim. Cidden öyle hissettik. Çünkü geldiler, bir bölgeye çok yoğun olarak yerleştiler, süpürdüler, gittiler. Ben merak ediyorum, acaba bu simodoseler geri gelecek mi? Veya ne kadar sürecek? İnşallah gelebilir. Çünkü gösterdiğim gibi, siz o gösterdiğim Kaş dalış rehberinde ilk baskısını 2009'da yapmıştık. 10 yıl oldu. Oradaki bazı fotoğrafları artık çekemezsiniz.
o arka planı yemyeşil olan, içinde işte dolaşan sokar yavrularına saldıran sinalitler, o orman gibi Semodosya'nın içinde yok artık öyle bir fotoğraf. Umarım onlar da sizin dediğiniz gibi bir bahçıvanlık görevi yapmışlardır. Umarım bu deniz çayırları da geriye gelir. Biz de insanlar olarak baskımızı biraz azaltırız. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Eda Hanım. Teşekkür ederiz sevgili Eda. Bir el kaldıran arkadaşımız daha var. Sevgili Cem Dalyan. Söz sizde. Buyurun lütfen. Ben mikrofonunuzu açtım şimdi. Buyurun lütfen. Öncelikle herkese merhabalar, iyi akşamlar. Murat Hocam, seni ilk defa dinliyorum ben. Böyle bilgi birikimi, böyle güzel görsellerle desteklenmiş bir sunum çok hoşuma gitti. Öncelikle tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Birkaç şey ekleyeceğim ve bir şey soracağım. Ben de notlarımı alıyorum bu arada. Ben de öğreniyorum. Çok sağ olun. Öncelikle az önce Hikmet arkadaşımızın gösterdiği tür Sukuyla mantisti, o Akdeniz'in yerel türü, kuyruğundaki iki siyah benek belli oluyor. O Sukuyla mantisin işaretidir zaten. Akdeniz'in yerel türü o. Biz bence bu türlere istilacı türler demeliyiz. Çünkü bunların ekosisteme getirdiği bir külfet var ve bu külfeti normalde ödeyeceğini düşündüğümüz taraf olan Akdeniz hesap etmiyor. Bunlar geliyor, Akdeniz'in kaynaklarından yararlanıyor ve Akdeniz bunu o canlılara taahhüt etmemiş durumda. Dolayısıyla bunlar istilacı. Yani nasıl ki işte Türkiye'ye dışarıdan insanlar geliyor ve Türkiye bu şeyi kaldıracağını taahhüt etmemişken yine de çaba harcamak zorunda kalıyorsa, aynı şey Akdeniz için de geçerli. Dolayısıyla bunların ciddi bir yükü var şey üstüne. Bir de bu canlılar çığ gibi sayıları artmaya başladı. Ben takip ediyorum sayılarını, 110'da kalmışım. Ama bir senedir falan yayın makaleleri yetişemiyorum. Herhalde 120-130 tür balık olması gerekiyor şu anda Akdeniz'de. Ve bunların çok büyük bir miktarı kuzeye yöneldiklerinden bizim sularımızda. Ve açıkçası biz de bunlarla mücadele etmeliyiz. Murat Hocam az önce şey dedi, bunlar olmasa bu kadar canlı olur muydu? Bir soru işareti olarak duruyor önümüzde dedi. Saros'da şu ana kadar kaydedilmiş sadece bir tane Lesepsian tür var. Affedersiniz. Lagocephalus sceleratus. Ve Saros inanılmaz bir yer. Ve Akdeniz'in kadim, eski hali, biyoçeşitlik anlamında o Saros ve hemen yakınındaki çevrede rahatlıkla görülebilir. İnanılmaz bir yer. Ben Baki abiyle işte 2007'de uzun süre Kaş'ta daldık. Kaş müthiş bir yer ama Saros da ondan aşağı kalır değil. Ve Saros hiç Lesepsian barındırmıyor. Yani sadece bir tane Lesepsian barındırıyor. İnanılmaz bir çeşitlilik. Yani herkes biliyordur herhalde. Haddim değil kimseye anlatmayayım orayı ama bir kömür limanı var. Yani gerçekten tamamıyla Akdeniz türlerinden oluşmuş bir ortam. İnanılmaz yani. Bence biz bu şeylerle mücadele etmeliyiz. Lesepsian, Kızıldeniz göçmeni türlerle mücadele etmeliyiz. Çünkü buranın burada olmalarına sebep biziz, insanoğlu. Ve buradaki canlılık öngöremediğimiz şekilde, planlanamayan şekilde değişiyor. Ve kendi yarattığımızı bir miktar temizlemek zorundayız. Yani sorumlu kalmak zorundayız. Deniz koruma alanlarını
oluşturmak, korumak ve yönetmekle ilgili sorumluluğumuz var. Bir de Murat Hocam şey gösterdim, bir tane aslan balığı midesinden çıkmış balıkların olduğu bir fotoğraf gösterdin. Hemen getiriyorum. Orada bakılacak olursa midesinden çıkan o küçük balıkların sanırım hepsi... Bunlar tabii Türkiye'den gelen resimler değiller bunlar. Aslan balığı, midesi. Tamam. Bunlar yurt dışından çekilmiş resimler. Aslan balığı genelde kromis, papaz balıklarıyla beslendiğini biliyoruz. Çok büyük oranda. Ama sayıları artan şekilde Kızıldeniz göçmeni balıklarla da beslendiğini biliyoruz, duyuyoruz en azından. Dolayısıyla aslında kendi besini zaten daha önce gelmiş oluyor ve aslan balığı geldiğinde onları yiyor oluyor. Hani Kızıldeniz'den geldiğinde zaten besini burada hazır oluyor. Dolayısıyla bir çığ gibi de büyüyor. Elimizden geldiğince engel olmamız lazım ama tabii ki görsel anlamda büyük bir şölen sunuyorlar. Senin gibi birinin kaçta olması çok çok büyük bir avantajı Türkiye'nin. Gerçekten iyi ki varsın diyorum Murat abi, Murat hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani sonuçta biz gözlem yapmaya çalışıyoruz. Bir zamanlar benim de bir akademik hayatım oldu. Endüstri mühendisliğinde Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yaptım. Şimdi ondan ayrılıp da deniz ortamına girince İnsan kaşınıyor, bir şeyler yayınlaması gerekiyor. O yüzden elimden geldiğini yapıyorum, yapabildiğim kadar. Dediğim gibi suyun altında çok durabildiğim için de gözlemlerimin sayısı fazla oluyor. Aslan balığının midesi konusunda şöyle bir kısa yorumda bulunayım. Bioma projesini duymuşsunuzdur. Demre su ürünlerinden arkadaşlarımız, bilim insanları bunu üzerinde çalışıyorlar. Bir iki tane video şeylerini de gösterdim. Sorduğumda aynen dediğin gibi apagon, gün balıkları ve kendi yavruları. Çok şükür kendi yavrularını da yiyorlar. Kanibalizm de var. Evet, kanibalizm. Kesinlikle var. Gözlem olarak ama aslan balıkları gelmeden de naylon balığı dedikleri veya asker balıkları, kırmızı beyaz çizgili sarı şeyler. Kesinlikle apagonları azalttılar sayısını. Ama şimdi cidden kırmızı apagon görmek bir şans oldu. Kaçta diyebilirim. Ciddi bir baskı var üzerlerine. Aslan balıkları tabii. Onlar çok yavaş hareket eden hayvanlar olduğu için. Şimdi de son yıllarda, bu 4 yıldır da bu 9 çizgili kardinaller girdiği için aslan balıkları genelde onların bulunduğu o kestanelerin etrafında gayet sakin bekleyip bir tanesinin önlerinden geçmesini bekliyorlar. Biliyorsunuz harekette etmiyorlar, saldırmıyorlar. Ağzını açıyor, içine vakum olarak çekiyor. İstilacı veya işte göçmen veya Indo-Pasifik türleri de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bazı arkadaşlarımız, yani bir söylediklerine katılmadığım arkadaşlarımız diyorlar ki işte bu doğal bir olay. Bunlar işte girdiler Akdeniz'e, çoğalıyorlar. Bir gün gelecek, bitecekler. Bu denge kurulacak. Ya Akdeniz'in dengelerini sonuçta evrim olarak milyonlarca yılda kurulmuş. Şimdi biz bir 100 yıl içinde bunu birdenbire açmışız kapıyı, içeriye salmışız. Yani dengeyi biz bozmuşuz. Bu kendiliğinden oluşmuş bir olay değil. Aynen dediğin gibi biz bu ortamı kirletmişiz, bunu yaratmışız. Bilim adamları da diyorlar ki, benim konuştuğum bilim insanları, cidden buna karşı şu anda bir şey yapabilmek imkansız. Çünkü her derinlikte var bunlar. Yani sen Kaşkikova koruma alanında belli bölgelerde korumayı yap. Derininde de var bunun. 100 metrede de var, 50'de de var. Senin görmediğin yerde de var, yanındaki koyda da var. Ama koruma alanında temizliği yapmanın çok büyük bir önemi var. O da biyoçeşitliliğin orada devam etmesi. O yüzden ben inadına şu Kaşkikova'da bir temizlik hareketleri yapalım diyorum. Ama tabii ki her önüne gelenin bir zıpkın bir şey alıp da hadi gidiyoruz deyip bir tane de orfoz alması değil yani istenilen orada. Dalış merkezlerinin kısıtlı sayıda çalışanının eğitilip doğru malzemeyle, o gördüğümüz büyük tüpler ve özel zıpkınlarla bunu yapmasının
büyük yararı olacağına inanıyorum. Çünkü cidden çok büyük bir temizlik yapıyorlar. Aslan balıkları bulundukları ortamda. O yüzden ben hala bu temizlik olayının yapılması, buna temizlik diyorum. Neden Tarım Bakanlığı niye bu kadar yavaş davranıyor veya hiçbir şey yapmıyor? Yıllardır bunu dile getirdiğimiz için ben bunu anlayabilmiş değilim. Bilim insanları da bu konuda çekingen mi davranıyorlar bunu bastırmak için bu konuda? Onu da tam bilmiyorum. Ama bilim insanı olmayan arkadaşlarımız da bazen bu bölge, bu konularda çalışmalar yapıyorlar ve diyorlar ki ya bu doğal bir olaydır. Bunu kendi dengesine bırakalım. Ben şahsen buna kesinlikle katılmıyorum. Murat Hocam, bir de kaplumbağalarla ilgili bu halofilayı da yediğini söyledi. Mesela o türler aynı zamanda bir habitat yaratan türler ve hiç istemiyoruz ki bir canlı gelsin Kızıldeniz'den ve burada oraya uygun bir habitat yaratıp, oradaki canlılara uygun bir habitat yaratıp onların daha fazla gelişine sebep olsun. Yani mesela bu deniz kestanesi, uzun dikenli deniz kestanesi öyle bir tür. Yani sadece kendisi gelmiyor, diğer türlere uygun habitat sağladığı için, koruma alanı olarak sağladığı için ekstra önemli takip edilmesi gereken bir tür. Halofila da böyle ve sen halofilayı deniz kaplumbağalarının yeşil, evet muhteşem örnek. Yani burada bir Akdeniz türü var, Chromis chromis, ama az önceki fotoğrafta da Novem striatus, Calidopterus novem striatus var. Halofilayı yediklerini söyledin. Aslında bazı canlılar var ki kendileri doğal bir bariyer oluşturuyor olabilirler. Diğer invazif, yani istilacı türlere karşı. Mesela kaplumbağa da bu anlamda, deniz kaplumbağası da çok önemli bir tür olabilir. Halofilayı azaltarak belki daha batıya geçmesine engel oluyordur ki Caretta Antalya civarında daha çokken Chelonia midas, yeşil kaplumbağa İskenderun ve Mersin tarafında çok fazla ve bu türün sayısının fazla oluşu belki bitkisel anlamda, yani makroalk ve fanerogam türlerinin batıya geçişine de doğal bir bariyer oluşturabilir. Dolayısıyla bizim bu kaplumbağalara her zamankinden fazla ihtiyacımız olabilir. Katılır mısın buna? Yani tabii ki yorum yapmak için sizin gibi bu konuları çok iyi çalışabilmiş olmak lazım. Cidden floranın, yani bölgenin çölleştirmesini yaşıyoruz. Kayaların üstü boşalıyor. Çünkü kayaların üstündeki tutunabilen yosunları sokarlar yiyor. Biraz koruma bölgelerinde işkarozlar çoğaldı. Onlar da o işe katılıyor. Simodose cidden büyük bir baskı altına girdi ve fotoğraflarda gördüğünüz durumda. Evet. Ve bayağı Simodose bitti, 20 metrelerde halofila vardı. Şimdi bir sürü bölgelerde halofilalar da bayağı aşağıya, daha soğuk sulara kaydı. Yani termoklinin de aşağıya inmesi, 30 metrelerin de altına düşmesi. Yani geçen evvelki senelerde kaçta? Bütün sene boyunca 30 metrelerde, 2 sene önce 28 derecede daldık. Görülmüş bir olay değil. 20 metrenin altında böyle bir ürperti yaşardık indiğimizde. Şimdi yok öyle bir olay. Bütün o tünellerde resmen istila var. Dantel, Neptün dantelleri, şunlar bunlar, Akdeniz türleri çok daha aşağılara kaçtılar. Bütün oralara bin bir türlü Kızıldeniz midyesi şu bu yapıştı etrafa. Yani sular da ısındıkça ortam tamamen değişiyor. O yüzden tabii ki yani kaplumbağaları ileriye geçirmesinler, Akdeniz türlerine de bir yaşama şansı olsun, ama acaba yaşama şansı olacak mı? Ben cidden büyük bir sabırla, büyük bir ümitle simodoselerin, o ince otların geri gelmesini umuyorum, bekliyorum. O yüzden de işte teknelerin demir atma zarar mekanizmalarını aza indirmek için ciddi bir şamandıralama çalışması yapmaya çalışıyoruz yıllardır. Sağ olsunlar, kaymakamlarımız hep bu konuda çok destek oldular. Cidden
Çünkü bu konular çok zor izin alınan, zor ilerlenen konular, inisiyatiflerinde çok yardımcı oldular bize. Bir tek şahıs değil, yani geleneksel olarak yerel yönetimler merkezi sistemden daha yardımcı oluyor. Belki de gözlerini gördükleri için. Ama cidden ben bu deniz çayırları konusunda çok ümitsizim. Hele deniz kaplumbağaların 30 metrelerde halofilaları da yediğini görünce daha da moralim bozuldu. Ama dediğiniz gibi onların da bir görevi var. Teşekkür ederim. Çok teşekkür hocam, ediyorum. Çok teşekkür ederiz Cem Hocam değerli katkılarınız için. Şimdi bazı beraber yönetici olduğumuz arkadaşlar var. Mehmet Çelik onları el kaldıramıyor. Onun sorusu var ama önceliği bir önceki Murat Hocam, sevgili Murat Hocam konuşurken İki tane soru kaldı. Onları tamamlayalım. İkisini beraber soracağım. Aslında ikisine de beraber cevap verir. Çünkü artık 2 saate 8 dakika kaldı. Bu konuda da rekor kıracağız herhalde süre olaraktan. Sevgili İlhan Ertaş şöyle demiş. Balon ve asla balıkları bu şekilde çoğalırsa bu türlerin Marmara ve Karadeniz'e gelme olasılığı var mıdır? Belki burada Rıza Birkan, sevgili hocamız Rıza Birkan da yardımcı olabilir bu soruda. İkinci soru da Gamze hocamızdan, o da benzer yorumu yapmış. Balon balığının Karadeniz'de bulunduğunu, görüldüğünü duymuş. Ayrıca bu göçmen türlerin yenilebilirliği hakkında gıda mühendisleri onay veriyor mu? Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Demiş. Ben bir tek son soruya bildiğim kadar cevap vermeye çalışayım. Dediğiniz gibi diğer arkadaşlara da, konuyu daha iyi bilenlere de bırakalım. Aslan balığı kesinlikle yeniyor ve yiyin, lütfen yiyin ve kesinlikle de beğeneceksiniz. Ama sakın ha, o Dagocephalus sclerotus kesinlikle yenmemesi gerekiyor. Yıllar önce Fransa'dan bir televizyon ekibi gelip bu konularla ilgili video yapmış, Türkiye'de birkaç yerde insanlarla konuşmuşlardı, benimle de konuştular ve dediler ki Alanya'da işte rakıyla beraber gayet güzel gidiyor, hiçbir şey olmuyor falan diye balık şeyler yiyor demişlerdi. Devamlı haberler geliyor. Lübnan'da 2 tane balıkçı öldü, Libya'da 2 tane balıkçı öldü, bunu yediklerinden dolayı falan diye. Belli zamanlarda bunların zehirleri, toksinleri daha da yüksek. Antitoksini yani tedavisi olan bir toksin değil. Yemeyin yani, yememek gerekiyor balon balıklarının hiçbirisini. Belli bir ya da iki türü zannederim Japonya'da çok büyük eğitimlerden sonra konsomasyona sunuluyor ama orada da işte dilinizde uyuşma başladığı zaman ölüme bir nebze yaklaştım diye büyük zevk alıyormuşsunuz, ondan sonra da şükrediyormuşsunuz bir şey olmadı diye, öyle bir anekdotu var. Kesinlikle balon balıklarına yememek gerekiyor ama toksinleri çok pahalı, çok önemli bir kimyasal. Zannederim kanser, Zafer bunlardan daha detaylı bahsedecektir. Bu çalışmaların da içinde direkt olarak çalıştı çünkü çalışıyor Zafer. Yani gramı birkaç milyon dolar seviyesinde bir kanser hastalarının zannederim ağrı kesicisi olarak kullanılıyor, tedavi olarak değil de önemli bir kimyasal madde, yani pazarı olan bir madde. Sözü Rıza'ya mı bırakalım dediniz Karadeniz konusunda? Rıza orada mısın? Eğer sesimiz geliyorsa söz geliyor. Tamam, süpersin. Ben sadece yayılım olarak, Karadeniz'deki yayılım olarak söylerim. Yani Sinop ve Gürcistan sınırını biliyorum. Yani Sinop'tan, Orta Karadeniz'den başlayıp Doğu Karadeniz'in Türkiye karasularındaki en doğu kesimine kadar, Sarp Kemalpaşa'ya kadar biliyorum. Yani herhangi bir aslan balığı ya da balon balığı ben rastlamadım. Hani yıl boyu dalış yapan birisi olarak katkım bu olur. Sadece bunu belirtmek isterim ama Karadeniz'in batı kısmından son birkaç senedir şeyim yok, haberim yok. Peki, çok teşekkür ederiz. Mehmet, ben sana söz vermeden önce arada bir soru sorulmuştu. Meğer o sorudan önce başka bir soru sorulmuş. Soru da Marmara'da mercan yetiştiriciliğiyle ilgiliymiş. Ben tabii konuyu Murat Hocam'ın anlattığı konuyla ilgili olduğunu düşündüm. Burada Volkan Narcı arkadaşımız yok ama çok değerli sevgili Sergio abimiz var.
Serci evet. Abi sen bu konuda birkaç şey söylemek ister misin lütfen Marmara'daki mercan faaliyetleriyle ilgili? Varsa eğer söyleyeceğim mikrofonunu açabilir miyim? Söz sende, buyur lütfen. Tabii, herkese merhaba. Dinledikçe yani vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Güzel bir program. Teşekkür ediyoruz hepiniz için. Murat Bey için de sağ olun. Şimdi bu dediğiniz gibi biraz önce ben de chatte gördüm. Sorular geldi, cevaplandı falan filan. Daha ben karışmadım sadece. Vakit geldi. Ferhan da işin içinde. Şimdi evet. Göremiyorum ama şimdi bu mercan nakli bilmiyorum ne kadar anlatabileceğimi ben kendime bir vakit ayırayım da. Yani sizin de fazla vaktinizi almayayım. Bu iş Yasıada'daki inşaattan dolayı denize dökülen topraklardan havasızlık yani asfiksiye olan mercanların ölümünü görünce bir fikir çıktı. O tabii işin içinde Su Ürünleri Fakültesinden doçent Eda Topçu da var ki bu mercanları takip ediyordu. Bunlar da Evnisella cavolini cinsi yani portakal rengi olan mercanlardı. Ya dedi bir gidelim bir bakalım bu inşaat acaba orada bir zarar vermiş midir dedi. 2015'in Ekim ayındaydı. Gittik hakikaten çok kötü durumda. Üzerlerine çamur toprak olarak akmamış ama böyle bir toz gibi. Daha sonra ben bunların filmini de çektim ve bunların öldüklerini gördük. İkinci hafta tekrar gittik. Çok kötü bir havada. Hiç kimse farkına bile varmadı. İndik çıktık. Eda ağladı falan filan derken sonra işte bu Eda ve Volkan Sivriada'da da olduklarını düşünerek dediler ki ya onlar da ölecek. Orada da inşaat olacak düşüncesiyle bunları bari kurtaralım. Yani kurtarabildiğimiz kadarıyla bir proje düşündüler falan. Ben ilk başta çok şaşırmıştım. Ya dedim öyle şey olur mu falan. Bunlar tabii araştırmalar. Neticede bir İspanyol hocadan Eda soruşturduktan sonra öğrenmiş yol yordamını. Tabii kendisi o anda 9 aylık hamile olduğu için artık dalacak durumda değildi. Bu tabii biz 2017'ye geldik. Ondan sonra 2017'de anca böyle yazılar, çiziler, müsaadeler, projeler falan çıktı. Biz 2017'de bir yer tespit ettim. O aşağıdaki Neandros Adası ki ismi Balıkçı Adası da deniyor, Tavşan Adası da deniyor. Çok ismi var. Biz Neandros deyip geçiyoruz. O adaya taşımayı düşündük. Tabii bununla ilgili Eda bizi çağırdı. Üniversitede İspanyol Hoca'nın nasıl yaptığını anlattı. İspanyol Hoca da %25'inin nakilden sonra sağ kalmasının başarı olacağını söyledi. Ve biz orada şu anda Avustralya'da olan Noyan Yılmaz vardı, doçent. O Eda'nın yerine geçerek sağ olsun Ferhan gelip fotoğraflar çekiyordu. Ben video çekiyordum. Bütün dalışlar tek tek videoya çekilmiştir. İşte Heybeli'den Can, Doktor Ahmet var bizim arkadaşımız. Böyle bir standart ekip kurduk. Ekibe gelip giden arkadaşlar da olarak dönüşümlü bir şekilde önce yeri tespit ettik. Yeri temizledik fırçalarla, tel fırçalarla. 3 tane 30'ar tane konacak şekilde 3 tane yer kareledik. Ondan sonra da tabii Sivriada'ya gidiyorduk. Oradan biz ilk başta ben şahsen kökünden taşları söküp götüreceğimizi sanıyorduk. Meğersem öyle değilmiş. İspanyolca öyle demedi. Başından dedi 10-12 santimden kesiyorsunuz. Ondan sonra bir kimyasal var. O kimyasalla koyuyoruz. Duvara yapıştırıyoruz. Ama intizamlı bir şekilde. Çünkü ondan sonra periyodik bakımları var. Sıralarla. Ben şimdi size onu da gösterebilirim. Ve bu 90 taneyi taşıdık. 90 tanenin %90'ı sağ kaldı. İspanyolca'nın deyimiyle biz %25'inin başarılı olacağını söylemişti. Biz %90 gibi bir başarıyla bunu ilk bölümünü taşıdık. Bütün kış ben takibini yaptım. 2019'da yani geçen senede 190 tane daha taşıdık. Eda geldi bu sefer. Tabii ekibimiz Noyan Avustralya'ya gitmişti ama işte Ahmet Doktor vardı, Can vardı, devamlı Ferhan vardı, devamlı dönüşen gönüllü arkadaşlarımız vardı.
Bu şekilde 190 artı 90, 280 tane taşıdık. İkinci bu 2019'da taşıdığımız 190 tanenin %65-70'i başarılı oldu. Maalesef ilk baştaki daha iyiydi. Biraz hızlı olduğunu düşünüyorum. Ama netice olarak böyle bir taşınma oldu. Şu son birkaç zamandır da dalışlar yasak olduğu için gidip takibini yapamıyoruz. Bir müsaade istedi Volkan. Volkan tabii bunu ADYSK olarak, yani Adalar Deniz'de Yaşam Spor Kulübü olarak, bir de TÜBİTAK olarak ikinci projemiz oldu. Birincisi üniversiteyleydi. İşte bunun müsaadesini istiyoruz. Gidip kontrolünü yapabilmek ve yazabilmek için. Çünkü bunlar hepsi tek tek arıyorum ben de bir taraftan. Tek tek gözlemleniyor. Sağlıkları, boyları falan. Bunu ara verdik maalesef. Şimdi gösterebilecek miyim bilmiyorum. Göstereyim size. Bakın. Bilmiyorum. Oradan mı? Tamam. Okey. Bakın. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. O alttaki beyaz olan bölümler kimyasaldır. Bu kimyasal 3 dakika içinde taş olur. Taş olmadan önce küçük bir delikle mercan içine kesilmiş olan mercan yerleştiriliyor ve duvara yapıştırılıyor. Bu gördüğünüz gibi duvarın alttan bakışıdır. Yukarıda da zaten su üstüne doğru bakıştır. Böyle bir şekilde yapıldılar bunlar. Ondan sonra da kısa bir böyle ölçümleri, kontrolleri yapılırdı. Böyle bir şekilde. Bu Türkiye'de bir ilkti. Tabii ana konumuz bizim şu anda, bunun videoları var zaten, bunlar hep fotoğrafta. Bizim şimdiki en önemli, kapatıyorum artık, buranın bütün yapılmış olan şu işlemlerin boşa gitmemesi için bu Neandros Adası'nın, ki dalıcı bizim Marmara'daki dalanlar herkesler, oranın koruma alanı yapılmasını istiyoruz. En azından. Oraya artık avcılık, ağ atılmasın, demir atılmasın ki üzerlerine bir ağ düşerse bütün hepsi gidecek. Yani mahvolacak düşüncesiyle. Volkan bunlarla uğraşıyor. Yazışmalar devam ediyor. İç Çevre Bakanlığı'na bakılıyor, Tarım Bakanlığı'na, su ürünlerine falan filan. Yani bir çalışma şu anda bürokratik olarak koruma alanı olması için bekliyoruz. Diyeceğim bunlardır. Yani fazla da laf etmeyin ama bu kadar. Çok ettim, yeter bu kadar. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz Sergio abi. Biliyoruz değerli katkılarını. Ferhan'ın bu pazar sunumu var. Anneler Günü'nde yine Sufot olaraktan. Ferhan bununla ilgili o gün söz verelim ona. O gün bolca bahseder bu projeyle. Çok fotoğrafları var tabii. Fotoğrafları var. Benim videolarım var. Tamam. Onları da ayrıca sizi misafir ettiğimizde keyifle seyrederiz Sergio abi. İki saati geçtik. Bir Mehmet Çelik'e söz vermek istiyorum. Onun sözü vardı. Mehmet'ten bir saniye önce ben Murat Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Araya bir öyle girmiş olayım. Ayrıca mercanlarla ilgili de birçok şeyi pazar günde tekrar konuşuyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Ferhan. Ferhan ve Mehmet el kaldıramadığı için onlara böyle öncelik yapıyoruz. Mehmet de sağ olsun sırasını verdi chatte olan sorulara. Mehmet söz sende. Senden de soru alalım, artık kapatalım diyoruz. Çünkü iki saati de devirdik. Genelde en büyük sunumumuz, en uzun sunumumuz iki saat olmuştu. Bunda da yine bir Murat Hocam'ın sayesinde yeni bir rekor oluştu ve herkes de, hemen hemen herkes de çoğunlukla burada. Buyur Mehmet Hocam, söz sende. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Murat'a. Murat Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Çok doyurucu bir sunum oldu bizim için gerçekten. Ben sualtı fotoğrafçılığına da aslında Dragoman'da başlamıştım diyebilirim. Ondan önce de böyle hani çok çok amatör bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama ilk defa Ateş Hoca'nın bir workshopuna Kaş'ta katılmıştım ve orada Dragoman'da dalışları gerçekleştirmiştik. Sizinle birlikte adım attım diyebilirim yani bu işe de. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu predatorlukla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben açıkçası
Akdeniz'de Kızıldeniz göçmeni balıkların olmasından heyecan duyuyorum. Tamam, hani bu bir istila işi de var burada. O yüzden çok çok fazla çekincelerimiz var vesaire. Ama belki de su altında fotoğraf da çekmeye çalışan biri olarak siz de söylediğiniz gibi ben heyecanlanıyorum ve içten içe de seviniyorum diyeyim. Hani utanarak söyleyeyim biraz bunu da belki. Şimdi şöyle bir şey var. Dediniz ki aslan balıkları ve bir de balon balıkları, bunların predatörleri olmadığı için Akdeniz'de kontrolsüz çoğalıyorlar ve istila ediyorlar şu anda. Ama biz yani şu an bulunduğumuz zamanı bilerek konuşuyoruz gibi geliyor bana biraz. Ve dediniz ki aslan balıkları, aslan balıklarının beslendiği balıklar arasında Kızıldeniz göçmeni balıklar da var. Yani onların yiyecekleri geldi, onlar da geldi. Benzer şekilde aslan balıklarının, balon balıklarının predatörleri, ki aslan balıklarının predatörleri köpek balıkları, büyük mürenler, işte büyük orfozlar, scorpion fish, bunları da görme şansımız olacak mı bizim ya da belki bizden sonraki neslin, ne dersiniz? Mikrofonunuz kapalı, açıyorum ben şimdi. Murat, sen yardımcı olur musun? Ben açıyorum. Bakayım. Açılmıyor. Niye açılmıyor? Şimdi açıldı. Tamamdır, kusura bakmayın. Arkadaşlar konuşurken evin gürültüleri de gelmesin diye kısmıştım. En azından bir gözlemci olarak o kadar başarılı şekilde ve yoğun olarak çoğalan bu predatörlere karşı Akdeniz'in predatörlerinin bir şeyler yapabileceğine ben İnanamıyorum. Çünkü biz o kadar büyük bir baskı kurmuşuz ki Akdeniz predatörleri üzerine. Onlar zaten koruma altında. Kızıldeniz'den gelebilir mi hocam? Kızıldeniz'deki predatörler bu tarafa gelebilir mi? O anlamda sormuştum daha çok. Şimdi şöyle, bildiğim kadarıyla bunlar mesela bunları yiyorlar. Dağların yanlarında geliyor. Ama bildiğim kadarıyla Kızıldeniz Süveyş Kanalı'nın derinliği daha da yani çok derin olmadığından daha önceleri sadece yüzey canlılarının geçebildiği konusunda bir bilgi okumuştum. Şimdi biraz daha derinleştirdikleri için belki daha değişik, daha derin su predatörleri, daha büyük, daha değişik canlılar da gelebilir tabii ki. Bunu bilim insanları cevaplayacaktır. Ama Akdeniz'in kendisinin bu konuda bir şey yapabildiğine ben maalesef inanmıyorum. Cidden sadece zannederim vaktimizi de aşıyoruz. Bir şeyler bitirmek istiyorum. Tekrar Zoom'u da alabiliyor muyum bilmiyorum. Lütfen benim WhatsApp'ıma çıkmamış olduğum arkadaşlar e-mail'den cevap verebilirlerse kendileriyle kontak kurabilmek isterim. Bu konularda kendileri de yardımını rica ederim. Ben telefonumu buraya koyuyorum. Bu konuya çok büyük emek veren insanlarımızı da şimdiye kadar tanımamış olduğum insanları da burada görmek, onlarla tanışma imkanı, sesini duyma imkanı olması çok beni gururlandırdı. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum Sufoba. Bilhassa Sergio abimizden tanışmayı uzun süredir istiyordum, bekliyordum bu çalışmalarını. Ve mercanlar üzerine yapmış olduğu videoları Ateş sayesinde yıllarca seyrettik. O konudaki emeklerine teşekkür ederim. Bilim insanlarımıza da bu pencereden sormak isterim. Acaba istilacı türler arasına mercanları da soksak mı? Denesek mi acaba? O başka Cem oradan yap olmaz öyle şey diyor. Bu konuyu düşünen tabii ki çok dalıcı var. Bizler çok çapulcuyuzdur biliyorsunuz. Biz de çaktırmadan bir iki mercan ekelim bakalım ne oluyor diye çalışmayı düşünen arkadaşlar var. Uyarayım şimdiden size en azından. Çok teşekkür ediyorum hepinize bu saatlere kadar burada oturduğunuz için. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif aldınız. Notlar da aldım. Bir şeyler de öğrendim. Sağ olun. Sufoba tekrar çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ben de daha yakından sizleri takip edeceğim. Hepimiz zoomlandık. Murat Hocam çok teşekkür ederiz. Son bir sorum olacak. Kısa soru. Biz ne zaman dalacağız Murat Hocam? Kaş'a gelip bir an evvel almak istiyoruz. Ben büyük depresyondayım. Çok uzun süredir hayatımda 5,5 aydır ilk defa suya girmedim.
ve çok sinirliyim yani. Şeyde bu elektriğimi atamıyorum bir türlü. Ama hocam yani Kasım sonundan beri suya giremedik, düşünsenize. Şimdi hatta Nisan sonu, Mayıs başı bütün yumuşakçıların, bütün o nidibranşların çıkıp yumurta döktüğü yıllardır aradığımız canlılar. Geçen sene çok sinirli olmuştum. Bir canlıyı yıllardır arıyorum. Kaş'a geldi, bir Fransız grubundan, yumuşakçılı grubundan dalışlar yapıyorlar. Ben de tembelleşmişim artık sezon başında. Ne malzemem var, ne fotoğraf makinem var. Adam benim 20 yıldır aradığım canlının fotoğrafını gösterdi. Ha şurada dedi. Onu bile bulamadık. Bir gün sonra gittik. Ancak yumurtalarını bulduk. Melibe türlerinden birisini. Pardon, sözünü kestim. Ama en kısa zamanda açılacağını umuyorum. Bu şu anda bizim bütün dalış camiasının, Kaş olsun, Deniz Ticaret Odası içindeki arkadaşlarımız, Bodrum'dan, Marmaris'ten, şuradan olsun, dalış merkezleri, derneği olsun, hepimiz kendi içimizde bu yeni durumları nasıl yaparızın tartışması içindeyiz. Yani teknelerimizin nasıl, hangi kimyasallarla dezenfekte edeceğiz, operasyonlarımızı, prosedürlerimizi nasıl değiştireceğiz, eğitimlerde, eğitim sistemleri katkılarını zaten yaptılar, tavsiyelerini, eğitim sistemlerini değiştirdiler. Yani paylaşım üzerine, yakınlaşma üzerine olan becerileri değiştirdiler. Bizler de teknemizde sosyal mesafe konusunda tedbirler almak istiyoruz. Tabii kimyasallar konusunda herkes uzman. Herkes bir şeyler öneriyor. Arap sabunundan en pahalı kimyasala kadar gidiyor. O konuda biraz bekleyelim dedik arkadaşlar yorumlar yaparken. Ama bizim açımızdan paylaşım yapmamak, yani bir kişiye bir regülatör vermek, bir daha onu kullandırtmamak, onu dezenfekte etmiş olmak falan gibi prosedürlerimizi çok ciddi olarak gözden geçiriyoruz. Umarım yakında tekrar denizden kavuşuruz. Ama hocam tabii kavuştuğumuz zaman da şöyle bir şey olacak. Şimdi yurt içinde denizlere inşallah kavuşacağız ve yurt içinde kavuştuktan epey zaman sonra yurt dışında kavuşacağız. Zaten o yüzden siz de hazır olun bence. Yani tabii yurt içi artık gerek uçak yolculuğu etkisi kadar kolay olmayacak. Zaten yurt dışına çıkış yasağı ne zaman kalkacak, her iki uzak mesafelere belli değil. O yüzden şimdi siz iyi dinlenin. Çünkü sonra bayağı bir faaliyet yapmanız gerekecek. Umarım herkes tekrardan bir Kaş'ı hatırlar. Biz de ona hazırlanırız. Zaten koronadan çok bahsediliyor. Başınıza ağrıtmayayım. Yurt dışı turizminin olmayacağını çoktan kabullendik. Yurt içi turizminin de olmasını tabii ki istiyoruz. Ama biz de cidden dalıcılar olarak ne kadar büyük bir risk olduğunun farkındayız doktorları dinlerken. Yani olsak, yani yakalanmamaya çalışıyoruz. Çünkü yakalandık mı ne gerisine ne sekeller kalacak, edecek, riskli bir dalıcı mı olacağız bundan sonrası için, onun da bir daha farkında değiliz. Kötü haberler, kötü yorumlar da alıyoruz, olabiliyor böyle şeyler diye. Yani görünmeyen kötülükler diyelim ya, kapanmış yaralar ciğerde bize çok büyük problemler yaratabilir. İleride yakalanmayalım. Lütfen yakalanmayalım. Yani bir ay daha evde omlet yapmaya devam edelim. Ne bileyim. İlerlettik zaten aşçılığı, şunu bunu. Ama denizi özledik. Su altını çok özledik. Murat Hocam, bununla ilgili bir sufat olarak bir etkinlik daha düşünüyoruz. Muhtemelen Instagram'da gerçekleşecek bir söyleşi olacak. Bir deniz ve su altı hekimiyle COVID'in dalışa etkileri ve COVID sonrası dalış konusunda bir söyleşimiz olacak. Çok yakında duyuracağız onu. Onu da takip ederseniz spekülasyondan öte bir şeyler duymak tabii ve sunmak istiyoruz. Yani bu konuda tabii ki vakte ihtiyaç var. Örnekler görmek lazım. İyileşmiş insanları analiz edecek vakit olması lazım. Şu bu. Onun için ben çok çekingen davranıyorum. Yani çok iyimser olmak istemiyorum. Korkmak istiyorum. Korkuda kalmak istiyorum. Yakalanmayalım yani bir şekilde. Ama dediğim gibi biz de doktor arkadaşları dernek olarak davet ediyoruz, dinliyoruz. Akın Savaş Toklu'yla da konuşacağız. Başka bir arkadaşla da konuştuk. Herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar dezenfektasyon yapacağız. Mesafeyi arttıracağız. Kapasiteler düşecek. Uçaklarda nasıl
bahçelerde kapasiteler düşüyorsa teknelerde de düşecek. Kapalı alanlarımızı nasıl dezenfekte ederiz diye düşünüyoruz. Yani tuvaletlerimizi, şunları bunları iki insan arasında veya akşamları gibi. Çalışıyoruz bu aralar. Ama cidden denizi özledik. Mesafeyi koruyun. Evet. Kaş'ta olsaydım vallahi suyun altından çıkmazdım. Ama İstanbul'dayım. Çaktırmadan girerdim bir şekilde kıyıdan. Ne yapar ne yapar. Bodysiz dalardık yani zaten. Yapmadığımız iş değil. Fotoğrafçı olarak maalesef. Ama sığ da tabii ki. Murat Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu bugünkü sunumdan önemli bir şey çıkarttım ben. Yüzyılların bir deyimi artık geçerliliğini kaybetti. Denizden anam çıksa bile yerim artık geçerli değil herhalde balon balığından sonra. Maalesef evet ama o arkadaşlar onu da yer. Sevgili Ateş Hocam, son söylemek istediğin bir şey var mı? Gerek bizlere, katılımcılara, Murat Hocamıza ve bu 2 saat 20 dakika olan oturumu da nihayetlendirelim istiyorum. Herkes artık evinde ev işlerine devam edebilsin. Evet. Hakikaten çok uzun oldu ama sıkıcı olmadı yani. Ayrılamadık ekran başında. Özlemişiz de burası da. Konular da çok iyi. Covid'e bağlamasaydık şu finali çok daha iyi olacaktı yani. Ama o da bir gerçek tabii. Tekrar teşekkür ederiz Murat. Biz de bütün bir hedefimiz var, bir idealimiz var. Suat fotoğrafçılarını, bu tür fotoğraflarını envanterlere çevirme şekli nasıl örgütleyebiliriz diye. Hatta geçen günü Kanca hocamız bize böyle de bir hedef verdi. Böyle projeler yapıp daha böyle bilimsel fotoğrafları yönlendirmek istiyoruz üyelerimizi. Öyle bir çalışmalarımız olacak. Bir de senin Cem'le o bu diyaloğundan aslında bizim programlarımızı böyle bir panel şekline çevirme gibi de bir şeyimiz var, idealimiz var. Bu Covid günleri bittikten sonra sanırım Murat Han bize öyle bir altyapı sağlayacak. Onun üstüne konuklar alarak konferansları yapacağız. Mesela işte bu deniz bölgesiyle ilgili olacak, arkeolojiyle ilgili olacak, tıbbi konularda olacak. Yani onlara daha çok ihtiyaç var gibi. Çünkü bu karşılıklı görüşlerde dinleyiciler çok şey öğreniyor. Çünkü çok fazla bilgi var. O bilginin dolaşması lazım. Bu şekilde sizin gibi değerli arkadaşları toparlarsak, bunu altyapısını yapabilirsek çok önemli bir adımı daha atmış olacağız. Tekrar teşekkür ederiz. Ama senden her zaman bu birlikteliği bekleriz. Hem teknede hem sunumlarda seni bırakmayız. Çok teşekkür ederiz. Tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum. Pazar günde galiba Ferhan'ın sunumu var. Onu da anons edelim şimdi. Evet. Pazar günü yine 9'da sevgili Ferhan Coşkun dostumuzun, arkadaşımızın, yönetim kurulu üyemizin sunumu olacak. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık. Haydi bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat'tan hocam teşekkürler moderatörlüğün için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum. Rezüm, iyi akşamlar. Teşekkürler. Çok güzel bir sunum oldu. Sağ olun.